Canım öğrencilerim hepinize selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik kanalındasınız Hepiniz hoş geldiniz gençler Bu videomuzda barış yayınları AYT matematik 8'li branş denemelerinin çözümlerini yapıyoruz arkadaşlar Başlıyoruz ilk denemeyle Evet gençler biliyorsunuz Barış yayınları Barış hocamızın çıkardığı o güzide matematik denemeleri ciddi anlamda sınav ayarında ciddi anlamda sizi geliştirebilecek yorum yeteneğinizi geliştirebilecek sorulardan oluşan çok güzel bir deneme ki ben de çok güzel bir deneme olduğunu bildiğim için ki öğrencilerime falan da tavsiye ediyorum ve çözdürüyorum. Ya Barış hocam aradım dedim ki hocam ben bu denemeye hayran kaldım. Müsaadenle eğer izinle varsa ben bu denemeyi YouTube kanalımda soru soru çözmek istiyorum. Öğrencilerin benden de bunu dinlemesini istiyorum. Bu denemenin daha büyük kitlelere oynaması lazım. Daha büyük bir şekilde ilerlemesi lazım diye. O da çok sağ olsun beni kırmadı. Dedi ki hocam ne demek ya tabii ki yapabilirsin dedi. Biz de artık PDF'leri hocamdan rica ettim ve karşımızda şu an birinci soru duruyor. Gençler siz görmüyorsunuz ama birinci soru şu an karşımda ve birazdan ilk videoyla birinci denemenin çözümlerine başlıyoruz. Matematik ve geometri tamamını ele alacağız arkadaşlar. Yani bu videoda 40 tane soru bulacaksın. Açıklama kısmında da hangi soru kaçıncı dakikadaysa zaman etiketi atacağım ve tıklayarak direkt olarak o soru onun çözümüne geçebileceksin Evet gençler biliyorsunuz eğer denemeyi edinenler varsa Zaten denemenin kapağında Youtube çözümleri şu kanalda Diye bir ifade var Eyüp Boncuk hocama da buradan selamlar Eyüp Bey Matematik ve Geometri Youtube kanalında da Sevgili arkadaşlarım zaten çözümleri mevcut Size i̇şte dedim ya bir kere de benden dinleyin Daha fazla kitlelere ulaştıralım bu güzel soruları Eyüp Bey hocama da buradan selamlarımı iletiyorum Gençler Barış hocam tekrardan teşekkür ederim Gençler, soruların bazılarında sizlere çok güzel kendi uyguladığım yöntemlerde göstereceğim, kısa yollar göstereceğim, pratikler göstereceğim. Her soruda o soruya nasıl yaklaşman gerektiğini bir bir anlatacağım. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde dinlemen gerekiyor. Uzun çözdüğün sorulara, çözemediğin sorulara, boş bıraktığın sorulara bakmanı tavsiye ederim. Evet, artık hazırsak, abone olduysak, videoyu da beğendiysek geçelim dersimize. Evet şöyle ilk sorumuzda başlayalım gençler. Ben hemen şöyle sorumu yaklaştırayım size. İlk sorumuz karşımızda çözelim birlikte. A ve B tam sayı olmak üzere. Diyor ki bak 2 üzeri A eksi 1 ile 2 üzeri A'nın toplamı 3 üzeri B eksi 3 üzeri B eksi 2. A kere B kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şur şuradaki sol taraftaki üstü ifadelere bakacak olursak üssü küçük olan A eksi 1. O halde ben bunu A 2 üzeri A eksi 1 parantezine alırım. Burada 1 kalır. Yan tarafında da bir ikimiz mevcut olur. Eşittir dedim. Sağ tarafa bakıyorum. Burada da arkadaşlar 3 üzeri b eksi 2 üstü küçük olan bu. O halde 3 üzeri b eksi 2 parantezini alacağım demek ki. Burada 3 üzeri 2 kalır yani 9 kalır. Hemen yanında da eksi 1'imiz kalır. Şimdi sol tarafta bir 2 üzeri a eksi 1 çarpı 1 ile 2'nin toplamı 3 üzeri 1 yapar. Eşittir sağ tarafta 3 üzeri b eksi 2'miz mevcut. Ne yapmamız gerektiğini sen gayet anladın şu an zaten. Çarpı 9'dan 1'i çıkardım 8 dedim. Şimdi ben bunu 2 üzeri a eksi 1 çarpı 3 üzeri 1 eşittir. 3 üzeri b eksi 2 çarpı 8'i de 2'nin küpü biçiminde ifade edebilirim. Dikkat et. Burada 2 üzeri a eksi 1 burada 2'nin küpü var. Dikkat et. Burada 3 üzeri 1 burada 3 üzeri b eksi 2 var. O halde 3'ün üçlü olanlar birbirine eşit. 2'li olanlar birbirine eşit diyeceğiz. Yani a eksi 1'in Burada 3'e eşit olması gerekiyor. Yani b eksi 2'nin burada 1'e eşit olması gerekiyor. a eksi 1 3 ise a tabii ki de 4'tür. Ve b-2 1 ise b de tabii ki 3'tür. a kere b sorulmuş 4 ile 3'ün çarpımı bize 12'yi verir. Demek ki cevabımız d şıkkı olacaktı. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruda Kemal öğretmen öğrencilerine 63 üzeri 11 mi büyüktür yoksa 27 üzeri 22 mi diye bir soru sormuş. Ege de adım adım bize bunu açıklamasını yapmaya gayret göstermiş. Peki Ege'nin çözümünde hata varsa hangi adımda yapılmıştır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle Birinci adımına bakalım Ege'nin. 63 üzeri 11, 64 üzeri 11'den daha küçüktür demiş. Şimdi üstler aynıysa tabanlardan büyük olanı daha büyüktür tabii ki. Demek ki 64 üzeri 11 burada büyük. Yani birinci adımda hata yapılmamış. Birinci adım doğru. İkinci adıma geçtim. 64'ü gençler 2 üzeri 6 diye yazıp üzeri 11 demiş ve bunu da 6 ile 11'i çarparak 2 üzeri 66 şeklinde ifade etmiş. E bu buna eşitse birinci adım ikinci adımın aynısı aslında. Yani burada da bir hata yok. Devam. Üçüncü adımda 63 üzeri 11 2 üzeri 66'dan küçükse e bu da 3 üzeri 66'dan daha küçüktür demiş. Hatalı mı? Değil. Sonuçta 3 2'den daha büyükse 3 üzeri 66 2 üzeri 66'dan büyüktür. Ve tabi dolaylı yoldan 3 üzeri 66 da 63 üzeri 11'den daha büyük olur. Demek ki burada da bir sıkıntı yok. E buraya bakıyorum buradaki 3 üzeri 66'yı 3'ün küpünün 22. kuvveti biçimde yazarsak 3 kere 22 66'yı verir. Çünkü 3'ün küpü de 27'dir. 27 üzeri 22 sayısı dolaylı yoldan 63 üzeri 11'den daha büyük oldu. Hangisi daha büyüktür diye sormuştu hoca. E bunun da cevabını vermiş oldu. E şu an 4 adım var ve hiçbirinde hata görünmüyorsa hata yapılmamıştır. Bizim cevabımız olacaktı. İkinci sorumuzun cevabı E idi. Geçelim 3'e. X ve Y birer pozitif tam sayıdır denilmiş. X faktöriyel bölü Y faktöriyel sayısı da bir asal sayı belirtiyormuş. Şimdi burada gençler X ve Y'nin pozitifliğinden kaynaklı x faktöriyel bölü y faktöriyel eğer bir sayıya eşitse ben şunu kesinlikle emin olmam gerekiyor. x asaldır. y sayısı da bu asalın bir eksiği olmak zorundadır. Çünkü artık şunu söyleyelim. diyelim. y dediğimiz şey aslına bakarsan x eksi 1 olmak zorundadır. Çünkü x bir asalsa x faktöriyeli ben x eksi 1 faktöriyele bölecek olursam bu bana x'i verir. x'in sonucu da tabi x asalsa diye yola çıktığımıza göre x de bir asal olacaktır. Ancak bu şekilde bir asalla erişiriz. Şimdi o halde y çift sayıdır demiştim. Bütün asalları düşünün. Burada çoğu asal tek sayı olduğu için bu tekse e, bir eksi de çifttir doğal olarak. Yani bu eğer tekse bir eksiği olan y de tabii ki çifttir. Lakin şöyle bir durum var. 2 de asal ya. Değil mi? Çift olan tek asal. Yani ben burayı 2 faktöriyel bölü 1 faktöriyel biçimde yazarsam. Bak buradaki y bunun sonucu 2 olur. Yani 2 asaldır. Ve buradaki y'miz de tek oldu. E y çift sayıdır demişti. E, kesinlikle doğrudur. Daima doğrudur. Her zaman doğrudur diyorsa bir kere zaten senin yapman gereken aksine örnek vermektir. Oturup da hepsini tek tek doğrularını araştırmayacaksın. Aksine bir tane örnek versen zaten senin için yeterli. O halde ben aksine örnek verdiysem bu kesinlikle doğru değildir. Bir gitti. X artı y bölü x eksi y. Tek sayıdır demiş. Şimdi ben x'in burada çiftken bak x çiftken y tek oluyor. X tekken y çift oluyor. O halde x ile y toplamı kesinlikle tektir. X ile y'nin farkının da 1 olması gerektiğini bildiğim için tek sayıyı 1'e bölersem yine aynı tek sayıyı bulurum ki tek sayıdır demiş. Yani ikinci öncülüm benim doğru. X artı y'nin karesinin 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Şimdi x ile y'yi toplarsak biz ardışık olan iki sayıyı topluyoruz aslına bakarsan. Bak ardışık olan iki sayıyı topluyorum ben. Şimdi burada dikkat et. Mesela 2'ye 1 x, y ikililerini yazıyorum. 2'ye 1. 3'e 2 hocam oluyor. 5'e 4 mecbur olacak. 7'ye 6, 11'e 10. devam ediyorum 13'e 12. Devam ediyorum 17'ye 16. Hep bu şekildeki bir asal ve asalın bir eksiği. Şimdi ben burada x artı 7 demiş ya. Bunları toplarsam 3 gelir. 3'ün karesi 9'dur. Değil mi? Ama bunu şöyle diyelim. Bunların toplamı 3 ya. 3 dediğim sayı 4k artı 3 formatında bir sayıdır. Yani 4 ile bölümünden kalan 3'tür. 3 ile 2'nin toplamı 4 ile bölümünden kalan 1'dir. 5 ile 4'ün toplamı 4 ile bölümünden kalan 1'dir. 7 ile 6'nın toplamı 4 ile bölümünden kalan 1'dir. 13. 11 ile 10'un toplamı 21, 4 ile bölümünden kalan 1'dir. 13 ile 12'nin toplamı 25, 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Yani bundan sonrakilerin daima 4 ile bölümünden kalanın 1 olması gerekiyor diyebilirim. O halde gençler, bak burası da 33, 32 tam bölünür, 1 kalanını verir. Demek ki sadece ama sadece burası çift, burası tek olduğu için durum burası bozuyor 4 kardeş. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bunlar x artı y'nin 4 ile bölümünden kalan. 3'tür, 1'dir, 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 hep 1 diye devam edecek. Peki karesi? Karesine de bu sayının karesini almak yerine kalanın karesini alırım. 3'ün karesi 9'dur, 9'un 4'te bölümünden kalan 1'dir. 1'in karesi 1'dir. 1'in karesi 1'dir. 4'te bölümünden kalan da 1'dir doğal olarak. Ve dikkat ettiysen hep 1 geliyor. Karelerinin 4'te bölümünden kalan daima ve daima 1 oluyor. O zaman kalan 1'dir demişti. Demek ki bu öncülümde benim doğru olacak. Yani cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Öncüllerimizden ikincisi ve üçüncüsü doğrudur gençler. Cevap denizliydi. Geçelim dörde. Çok güzel bir EBOB-EKOK sorusu ya da OB-EBOKEK sorusu. Nasıl diyorsanız artık. Diyor ki bana bak A ve B birer pozitif tam sayıyken bunların EBOB'u M faktöriyel, EKOK'ları da 10 faktöriyel. Bu eşitlikler verilmiş bize. Şimdi bu eşitliği sağlayan AB ikililerinin sayısı 16 olduğuna göre M doğal sayısı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi canım kardeşim bak. Ben A sayısı ve B sayısını nasıl oluşturabilirim? Eğer bunların ebopları M faktöriyel ise ben A'yı M faktöriyel çarpı X yazarsam B'yi de M faktöriyel çarpı Y yazarsam Zaten bunların ebopları M faktöriyeldi ya o halde buradaki x ve y dediğim sayılar aralarında asal olmak zorundalardır. Hemen yazdım buraya. x ile y, x ile y aralarında asaldır diyorum. Şimdi Bunların ekoklarını bulalım. Ekokları neydi hocam? 10 faktöriyel. Peki 10 faktöriyel ben ekokları nasıl elde edebilirim? EBOB'u biliyorsam M faktöriyel. EBOB çarpı bir de şuradaki aralarında asal çarpanları var ya onları da çarparsam işte benim karşıma ekok bu şekilde çıkar. Ekoku bu şekilde bulabiliyoruz. E peki madem öyle ben burada 10 faktöriyeli M faktöriyel çarpı X çarpı Y olarak elde edeceksem ve AB ikililerinin sayısından bahsetmiş bana 16 diye. O halde şöyle diyeyim. n faktöriyel zaten her ikisinde de mevcut. Değil mi? Aynen öyle. E madem öyle AB ikililerinin sayısıyla buradaki XY ikililerinin sayısı da aynı olmaz mı? Olur. Niye? Çünkü zaten aralarında asal ve X ile Y çarpanları olacak bunların ayrı ayrı. Ne kadar XY ikilisi varsa o kadar AB ikilisi olacak. Şimdi gel gelelim şu kısma. Hocam ben bu 10 faktöriyel elde etmek istiyorum ama bunu m faktöriyelle x ile y'nin çarpımı biçiminde elde etmek istiyorum. Örnek veriyorum. Eğer ki ben m'yi 8 seçseydim 8 faktöriyel çarpı 9 kere 10 olacaktı. Tamam? 9 kere 10 olacaktı. Ve burada çarpımları bak çarpımları 90 olan 9 kere 10 ya. Bu şekilde kaç tane y ikilisi vardır? Tabi. Doğal olarak x ile 7 aralarında asal olacaktı. Mesela 9 ile 10 bunlardan bir tanesidir. E şimdi bunu düşünecekken ben kaç tanesi aralarında asal olacak? Bir de bunların çarpımlarından 16 tane eksiye ikilisi gelir mi acaba? Buradan gelmez de ee, nasıl gelir? Şimdi hocam bunun için ben hem konu anlatımlarında e, verdiğim, EBOBAKO kısmında verdiğim hem de gençler daha, daha taze yapıyorum. 10. gündeyiz hatta. Ee, bir tekrar kampı yapıyorum TYT matematik tekrar kampı Ve bu tekrar kampının daha ilk videosunda Bu özelliği verdim Bakın dedim çok güzel sorular var Karşınıza bunu sorarlar Bakın burada Barış hocanız da size sormuş böyle bir soru ee, Barış hocanın aklına geliyorsa Benim bu özelliği vermek aklıma geliyorsa Böyle bir kural vermek aklıma geliyorsa ÖSYM'nin neden aklına gelmesin Kulaklarını çınlatmayalım ee, Şom da açmayalım Belki çıkar ama çıkarsa da artık şanslısınız Şöyle ki bir x sayısı sevgili arkadaşlarım. Bu x sayısının a tane asal çarpanı olsun. a tane asal çarpanı olsun. Tamam mı? Şimdi sorudan bağımsız. Bir devam edelim. a tane asal çarpanı var bunun. Ve ben bu x sayısını a kere b biçiminde yazabiliyorsam buradaki aralarında asal aralarında asal a b ikililerinin sayısı 2 üzeri A tanedir arkadaşlar. A neydi? Büyük A. A tane asal çarpan. Mesela 3 tane mi asal çarpanı var bu X'in? O zaman cevap 2 üzeri 3'tür. 4 tane masal çarpanı var 2 üzeri 4'tür. Aa 2 üzeri 4 de bir yerden tanıdık geliyor 16 çok güzel. Şimdi o zaman ben şöyle diyeceğim. Buradaki x çarpı y'nin 4 tane asal çarpanı olsun ki burası 16 gelsin. O kadar ab ikilisi çıksın. He güzel. Peki bu asal çarpanlar 10'dan küçük mü olmak zorunda? Çünkü burası zaten 10 faktörel olduğu için e 10'dan küçük asal'lar ne? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Başka yok zaten. Aa bütün asalları da kullanacağım yani. X çarpı Y'nin içerisinde hem 2 olacak, hem 3, hem 5, hem de 7 olacak. 7 olacaksa M faktöriyelinin içerisinde 7 olmasına imkan yok. E ne olabilir hocam? O zaman maksimum tabii ki 6 olur. Yani şöyle ki 10 faktöriyel eşittir 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10. Bak burada hem 2 vardır hem 5 vardır. Şurada 7 var. Bir de sevgili arkadaşlarım bunun içinde de 3 var. 2, 3, 5'i 7 kullandık. 4 tane asal çarpanı varsa şu kuraldan kaynaklı 16 tane de eksiye ikilisi vardır. 16 tane buna bağlı olarak da 16 tane AB ikilisi vardır. Cevabımız M en fazla 6 olabilirdi sevgili gençler. M 5 olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Ama dediğim gibi burada en fazla dediği için 6'yı seçiyoruz. Geçtim 5'e. Yukarıdaki koordinat düzleminde 3 parabol ile sınırlandıran sarı boyalı bölge verilmiş bize. Buna göre şuradakileri doldur diyor. Küçük veya eşittir yazabilirsin. Büyük veya eşittir, küçüktür, büyüktür. Bunları yazarak doldur bunları diyor. Acaba burayı hangisi ifade eder diye sorulmuş. Şimdi öncelikle benim burada gözüme kestirdiğim bir şey var. Gözüme kestirdiğinde şu. Şu parabol var ya bak şu parabol. İşte o parabol x eksenini kesmiyor. Yani bunun deltası sıfırdan küçük kardeşim. Hemen birincisinin deltasına bakıyorsun. Birincisinin deltasına da şu şekilde bak. Deltanın sıfırdan küçük mü büyük mü veya eşit mi olduğunu anlayabilmek için ben şöyle yapıyorum. Şu dördün B'nin yani. B diyoruz ya oraya. Yarısı kaç? 2. Karesi kaç? 4. 4 C'den yani 8'den küçük mü? Evet. O zaman deltası da sıfırdan küçüktür. Büyük gelseydi deltası da sıfırdan büyük olurdu. Eşit gelseydi deltası da sıfıra eşit olurdu. Bunun yarısının karesi. Şuna göre küçükse delta sıfırdan küçük. Büyükse büyük eşitse eşit diyoruz. Tamam. E burası 4 8'den küçük olur bunun delta sıfırdan küçük. Demek ki benim şuradaki parabolüm x eksenini kesmeyen parabolüm var ya şu. İşte o buymuş gençler. Peki bunun neresi taranmış? Alt tarafı taranıyor bak alt tarafı. Alt tarafı taranıyorsa demek ki ben y küçüktür diyeceğim. Bir de burada kesikli çizgi kullanılmamış bak. Kullanılmadıysa demek ki eşitlik var diyorsunuz. Burası küçük veya eşittir olacak. Bu bir cepte. 2. Şuna bakıyorsun. Bir kökü negatif bir kökü pozitif. Diğerinin iki kökü de pozitif. Hemen şunu çarpanlara ayırdım. X'e x dedim. Eksi 4'e artı 2 dedim. Bir köküm eksi 2. Diğer köküm 4. Demek ki bu parabolde ikincisiymiş. E şimdi buna bakıyorsun. Büyük taraflar taranmış. Yani parabolün üstü. Demek ki büyüktür diyeceğim. Kesikli çizgi kullanmadığı için de eşitliği de kullanacağım. Yani bu küçük veya eşittir. Bu büyük veya eşittir. Bir de geldim üçüncüsüne. E kardeş burası kesikli çizgi kullanmış ve bunun alt tarafı taranmış. O zaman ne diyeceğim? Sadece küçüktür diyeceğim. Eşitlik olmayacak. Eşitlik olsaydı kesikli çizgi kullanmazdı. Yani cevabımız buymuş. Küçük veya eşittir. Büyük veya eşittir. Bir de küçüktür olacak. Cevap E şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Ve geçelim diğer sorumuza. Çok güzel bir fonksiyon sorusu 6. soru. Beraber çözelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f polinom fonksiyonu. Her x gerçel sayısı için, her x reel sayısı için f0 diyor. Sıfırdan farklı. Orijinden geçmez bu diyor. Ve f4 x eksi f0 eşittir 2 x kare şartını sağlıyor. Şimdi ben bir eğitimci olarak hem bir matematik öğretmeni olarak hem de bir yazar olarak bu soruya baktığım zaman Diyorum ki F0 ile oynayacağım abi. Yani F0 garanti. Bana diyor ki F0 sürekli oraya yoğunlaşmış. Bak dikkat ettiysen yazar. Diyor ki F0 diyor ona dokunma o sıfırdan farklı diyor. E bir de buraya F0'ı koymuş. Yani abi kesinlikle F0 lazım bana. Yani F0'ı bulacağım ben. Pekala F4 değeri kaçtır? Şimdi F0'ı bulacağım ben diye bir şey söyledim ya. Gelin o zaman F, F0 ile özel ilgilenelim. F0 dediğim şeyi ben C'ye eşit yapmak istiyorum. F0'a C değerini atadım. Daha sonrasında burası ne olur? F 4x eksi c eşittir 2x kare olur değil mi? Şimdi hocam ben yine f0 elde etmek istiyorum. Yani ben diyorum ki içeriği 0 eşitleyim o zaman. F0 elde ederim. Madem öyle 4x eksi c eşittir 0 dersem 4x eşittir c 4x eşittir c Buradan x eşittir c bölü 4 midir? Demek ki ben x gördüğüm yere c bölü 4'ü yazınca f0'ı bulurum. Yazalım o zaman f0 Eşittir 2x kare. X gördüğüm yere c bölü 4 yazıyordum. 2 çarpı c kare bölü 16 yaptı mı? F0 neye eşit demiştim ben? C'ye. Demek ki bu da c'ye eşitmiş. E peki güzel kardeşim sıfırdan farklıydı f0 yani c sıfırdan farklıydı. C sıfırdan farklıysa madem öyle ben her iki taraftaki c'leri burada sadeleştirebilirim. 2 ile 16'yı da sadeleştirdim 8 o zaman c kaç gelir? Tabii ki de 8'in ta kendisi. Şimdi bu cepte c 8'miş yani f0 8'miş. O halde benim f 4x eksi 8 diyemez miyim ben şuraya? Burayı 8 buldum çünkü. Eşittir 2x kare olmaz mı? Olur. Benden f4 istenmiyor mu? Evet. O halde ben x gördüğüm yere 3'ü yazarsam 12'den 8 çıktı içerisi 4 olur. Yani f4 elimizde kalır. F4 x gördüğüm yere 3 yazıyordum unutma. 2 çarpı 3'ün karesi dedim. Bu da bana 18'i verdi. Demek ki f4 18'miş. Cevabımız da B şıkkıymış. Geçiyoruz 7. soruya. 3. dereceden bir f polinom fonksiyonunun katsayıları x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında f0, f1, f-1 ve 1 olmaktadır. Dur şimdi bir dakika dur. x'in azalan kuvvetlerine göre azalıyorsa yani sıralanıyorsa bu e, bunun sabit terimi 1'dir. E, sabit terim dediğim şeyi ben f0 ile bulmuyor muyum polinomda? Evet f0 eşittir 1'miş yani. O zaman şurası f0 ya o zaman bu da 1. Yani ben fx fonksiyonumu şu şekilde yazacağım x küpün kat sayısı f0'dı. f0'da zaten 1 olduğunu bulmuştuk. x küp artı f1 çarpı x kare dedim. Artı f-1 çarpı x dedim. Artı bir de birimiz var. Şimdi bak burada ne var? Bilinmeyen bir f1 var bir de f-1 var. O zaman onları da bulalım bir zahmet. bulur muyuz? Buluruz. Niye bulamayalım? Bak önce eksi 1 yazalım mesela. f-1 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için artı burası f1 yaptı. Daha sonrasında eksi 1 çarpı f eksi 1'den eksi f eksi 1 geldi. Ve artı 1'imiz var. Dikkat et buraya eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürüyor. Eksi f eksi 1'i sol tarafa postalarsam 2 tane f eksi 1 eşittir f 1 yapmış oluyor. Tamam bu bizim işimizi görür. Bu bir cepte dursun. Boşuna bulmadık sonuçta. Güzel de bir ifade. Bu cepte dursun. Şimdi gençler devam edelim. F eksi 1'i buldum ya. E bir de f 1'i bulalım onu merak edelim yani. F 1 eşittir. 1'in küpü 1. 1 kere f1 yine f1 yaptı. Artı f-1 diyorum. Ve artı birimiz var. Dikkat et şimdi her iki tarafta f1'ler peydahlandı. F1'ler gitti abi o zaman. Şuradaki 1 artı 1 kaç yapar? 2. İki. O 2'yi sol tarafa gönderirsen f-1'i de eksi 2 olarak bulmuş olursun. Aa çok güzel f-1'i buldum. E yani şurası eksi 2 miymiş? Evet. 2 kere eksi 2 kaç yapar? Eksi 4 yapar. Demek f1'im de eksi 4'müş. Dur şimdi bunları bir yazalım. F eksi 1 dediğimiz şey ne, bulmuş, ne bulmuştuk? Eksi 2 bulmuştuk. O zaman F1 dediğimiz şey de eksi 4'müş. O halde ben fonksiyonu ortaya çıkardım şu an. Fx fonksiyonunu bir daha baştan yazalım mı? X küp F 1 F1 dediğim şey eksi 4 dolayısıyla eksi 4x kare yapar. F 1 eksi 2 eksi 2x gelir. Burası artı 1'imiz var bir de. Şimdi benden ne isteniyor? F, F0. E F0'ı ben 1 bulmuştum zaten. Demek ki burası 1. Benden ne isteniyormuş? F1 isteniyor artık. X gördüğümde 1 yazacağım. 1-4-2 artı 1 dedim. Burada 1 artı 1 2 yapar. Eksi 2 ile bunlar birbirini götürdü. Cevabımız neymiş? Eksi 4'ün ta kendisi. Yani cevap A şıkkında verilmiş. Gençler geçiyoruz 8'e. Aşağıda bir yangın söndürme ve ikaz sisteminin şeması bize verilmiş şekilde oklar yönünde bir hareket düzeni vardır. Pekala. Şimdi 3 tane bize e, önerme vermiş. Bu önermelere göre de diyor ki P'nin değili V, Q ve R'nin değili. Bunların hepsi ve Hepsi V ise biliyorsun V bağlacında birleşme özelliği vardı. Ve parantezlerin bir önemi yok. E, parantezin bir önemi yok ve bunların tamamı bana 1'i veriyorsa demek ki bunların hepsi 1. Yani P'nin değili 1'miş. P'nin değili 1 P 0'dır arkadaşlar. Burada Q da 1'miş. R'nin değili 1 ise R de 0'dır. Çok güzel. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor hepsini bulduk şu an. Diyor ki bak yangın dedektörü duman algılamıştır diyor. Yangın dedektörü duman falan algılamamıştır arkadaşlar. Yangın dedektörü şurası mı? duman algılamamış. Duman algılamadığı için yangın söndürücüde bir bildirim gitmemiş o halde. Yani burası iptal arkadaşlar. Buradan hareket etmez bu algoritma. Devam. Yangın paneline görüntü sinyali gitmiş. Şimdi yangın paneli burası görüntü nereden gidecek? Kameradan. Yani burası gitmiş arkadaşlar. Yani yangın paneli bir har yangın paneli bir hareket algılamış yani bir şeyler olmuş ona. Yangın butonuna basılmıştır diyor ray önermesi yanlıştı. Demek ki yangın butonuna basılmamış. Yani buraya basılmamış arkadaşlar. Buraya basılmadığı için doğal olarak yangın söndürücü çalışmamıştır. Bina boşalmamıştır. Daha sonrasında yangın alarmı çalışmamıştır. Tek olan şey yangın paneline görüntü gitmiş. Görüntü gittiği için de maksimum ne olur? İtfaiye aranır, haber verilir. Bu yani olan. Şıklara bakalım hangisi gerçekleşmiştir diye soruluyor. Yangın söndürücü çalışmıştır diyor. Yangın söndürücü çalışmasına imkan yok. Burası da tıkalı, burası da tıkalı gitti kamera yangın görüntüsünü algılamamıştır diyor. Şimdi kamera yangın görüntüsünü algılamasa yangın paneline nasıl görüntü gitsin? Gidemez. O halde bu da gitti. C'ye bakıyorum itfaiye aranmıştır. Biz az önce bunu söylemiştik zaten. İtfaiye yangın panelinden sonra gerçekleşen bir şey. Kameradan görüntü geldi. Yangın paneli de gitti. 110'u aradı. Dolayısıyla neymiş arkadaşlar? İtfaiye aranmıştır ifadesi doğru. E D ve E'ye de bakalım. Yangın alarmı çalışmıştır diyor. Yangın alarmı burasıydı ve çalışmadığını söylemiştim ben zaten. Bu da gitti. Ve E şıkkı bina boşaltılmıştır diyor. Bak yangın butonu çalışması gerekiyor binanın boşaltılması için ama algoritmada burası tıkalı. Demek ki yangın e, bina boşaltılması da gerçekleşmemiş. Bu da gitti. Bu da gitti. Cevabımız C şıkkıymış. Gençler geçelim 9'a. Yukarıda bir polinom verilmiş. Buna göre Px polinomunun x üzeri 9'lu teriminin katsayısı soruluyor bana. Şimdi düşünelim abi bak bir, bir dakika bunlar polinommuş bu polinom. 1 eksi x'in 5. kuvvetinin içerisinde x üzeri 9'lu bir terim var mı? Yok. O zaman kimse kusura bakmasın benim buraya bakmama da lüzum yok. Tamam çünkü e, x üzeri 9'lu bir terim yok burada. x üzeri 9'lu terimin kat sayısını etkileyebilecek bir terim yok. O zaman x üzeri 9 terimleri tamam buradan gelecek. Tamam burası güzel. Bu yorumu yaptık. Bir de polinom abi tek tek sıra haline yazılan bir şey değil miydi? İşte katsayıları sayıları reel sayı olacak. X'in kuvvetleri doğal sayı olacak. Değil mi? E şimdi buraya bakıyorsun böyle x eksi 1 var. Bu rasyonel bir ifade. Demek ki gençler x eksi 1 çarpanı burada varsa yukarıda da varmış bir x eksi 1 çarpanımız ki bunlar birbirini götürüyorlarmış. O halde ben diyorum ki buranın x eksi 1 çarpanı varsa 1 diye de bir kökü vardır. Yani ben yük üst tarafta pay kısmında x gördüğüm yere 1 yazarsam pay kısmı 0 olurmuş. Yazalım o zaman 1 eksi a artı 1 eşittir 0. A buradan kaç gelir? 2. Şimdi a 2 ise burası x kare eksi 2x artı 1 olur. x eksi 1'in karesidir bu. x eksi 1'in karesini x eksi 1'e bölüp gitmiş bir de 10. kuvvetini almış. Bir de ayıp olmasın onu da yazalım. 1 eksi x'in de 5. kuvvetin üstüne eklemiş. Bu da bize px polinomunu veriyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın dikkatli dinleyin. x eksi 1'in karesini x eksi 1'e bölersem bununla şu gider. x eksi 1 kalır. Demek ki burası x eksi 1'in 10. kuvvetiymiş. Artı bir de 1 eksi x'in 5. kuvveti var. Ama dediğim gibi x üzeri 9 terim buradan gelmeyecek buradan gelecek. Şimdi hatırlayın x artı y'nin n'inci kuvvetinin açılımında baştan r artı birinci terimin formülü vardı. Neydi? n'in r'lisi çarpı x üzeri n r çarpı y üzeri r'ydi bizim formülümüz. E şimdi hocam burada x 1'in 10. kuvvetinde ben x üzeri 9'u terim arıyorsam x üzeri 9'un gelebilmesi için şurada 10'un kaçlısını almam gerekiyor. Hocam onun birlisini alman gerekiyor. Çünkü ondan 1 çıkarsa buraya 9 yazarsın. Ve X-1'in de doğal olarak birinci kuvvetini buraya yazmam lazım. x üzeri 9'u terimimiz bu. Şurası onun birlisi 10, eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1, 10 kere eksi 1 eksi 10 yapar. Demek ki x üzeri 9'u terimin kat sayısı eksi 10'muş. Yani cevabımız A'ymış. Geçelim 10. soruya. Diskriminantı delta olan ikinci dereceden x kare artı ax artı 1 eşit 0 denkleminin bir kökü kök deltadır demiş. Şimdi buna göre A gerçel sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi hocam öncelikle deltayı hesaplamaya müsaitiz. Yani A'lı cinsten buluruz. A'yı bilmiyoruz çünkü zaten bize de o soruluyor. E mecburen ben delta'yı bu şekilde hesaplayacağım. Delta'mız B kare eksi 4 ac formülüyle bulunuyordu. Burada B'miz A olduğu için A'nın karesi dedim. Eksi 4 çarpı 1'den eksi 4 geldi. Delta bu. Peki benim köküm neymiş o zaman? Kök delta'ymış. Kök delta da o zaman bana neyi verir? Kök içerisinde A kare eksi 4'ün ta kendisini verir. Şimdi benim elimde bir köküm belli. Bak bir köküm bu. Diğer kökü bulabilir miyim? Hocam kökler çarpımı diye bir şey var. Ha, farklı bir yöntemle de bulunabilir. Madem bu kök yerine yazarsın sağlar. Kökler toplamı ve kökler çarpımından ilerleyelim. Mesela kökler çarpımımız. Kare kök içerisinde a kare eksi 4 çarpı. Diğer kök kaç olmalı ki kökler çarpımı 1 gelsin? Tabii ki bunun çarpımsal tersi. Yani 1 bölü kare kök içerisinde a kare eksi 4 olmalı gençler. Ki böylelikle kökler çarpımı 1 gelsin. Şimdi benim bir köküm buymuş x1. Diğer köküm de bunun çarpımsal tersiymiş x2. Peki bunları toplarsam eksi b bölü a'dan eksi a'yı bulmak zorunda değil miyim? Aynen öyle. Peki o zaman yapalım. Karekök içerisinde a kare eksi 4 ile ben 1 bölü kare kök içerisinde a kare eksi 4'ü toplarsam bu bana neyi verecekmiş? Eksi a'yı verecekmiş. Çok güzel. Şimdi ben şununla şunu çarpacağım üstüne 1 ekleyeceğim değil mi? Çarpalım. A kare eksi 4 artı 1 bölü kare kök içerisinde A kare eksi 4 eşittir A eksi A dedim. Buradan üst taraf ne gelir? A kare eksi 3 gelir. Bunu da şu tarafa şutlarsam ne, ne oluşur? Eksi A çarpı kare kök içerisinde A kare eksi 4'ün ta kendisini buluruz. Al şimdi kardeşim her iki tarafın karesini. Burası A üzeri 4 eksi 6 A kare artı 9 yapar. Sağ tarafın karesi de Eksi a'nın karesi bize a kareyi verir. Bunun karesi de a kare eksi 4'ü verecektir. Şuradaki a kareyi içeri dağıtı verirsek a'nın a üzeri 4 eksi 4 a kare gelecektir. Burası da a üzeri 4 eksi 6 a kare artı 9'un ta kendisi yaptı. Şimdi a üzeri 4'ler gider. Eksi 6 a kareyi sağ tarafa postalarsam 2 tane a kare gelir eşittir 9'muş. Demek ki buradan a kare eşittir 9 bölü 2'ymiş. Demek ki buradan a sayımız ya 3 bölü kök 2 olacak ya da eksi 3 bölü kök 2 olacak a sayımız. Şimdi a gerçel sayısı kaçtır diye sorulmuştu bize. a gerçel sayımız artık burada hangisi var şıklarda? Eksi 3 bölü kök 2 var. Yani cevabımız a seçeneği olacaktı. Burada aklına takılan şu olabilir. Hocam ben şununla şunu çarptığım takdirde aslında kare kök içerisinde a kare eksi 4'ün ben karesini almış oluyorum. Peki ben burada neden kare kökte kareyi sadeleştirdim götürdüm de ee direkt a kare eksi 4 buldum. Yani mutlak değer içerisinde çıkması gerekmiyor muydu bunun? Evet çok haklısın. Lakin şöyle bir durum var. Benim burada kökümün olduğu da aşikar. Yani kök delta dediğim şey bir kök. Yani burada delta'nın sıfırdan büyük veyahut eşit olması lazım. Çünkü köküm var abi. Kök var burada. Kök olduğu için de benim deltam sıfırdan büyük zaten. E delta kare eksi 4 ise sıfırdan büyük olduğu için direkt olduğu gibi çıkarırım. Öyle mutlak değerle falan uğraşmam dedim. Buna göre işlem yaptım. Hazırsak geçelim 11'e. Terimleri pozitif gerçel sayılardan oluşan bir dizinin ilk iki terimi birbirine eşit ve üçüncü teriminden itibaren her terimi kendinden önceki terimlerin toplamına eşittir demiş. Şimdi A5 ile A7'nin toplamını da vermiş. A2 ile A4'ün toplamı soruluyor. Şimdi kardeşim bak ilk iki terimine ben x dersem ilk iki terim birbirine eşitmiş ya o yüzden x ve x dedim. Şimdi üçüncü terim kendinden önce gelen terimlerin toplamı olacak yani 2x olacak. Şimdi 2x burada vardı zaten 2x de burada var. O zaman burası 2x'in 2 katı olacak. Yani 4x. E 4x burada var. 4x de burada var. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Bu diziyi baştan yazıyorum abi. Ben beğenmedim bunu baştan yazıyorum. Şöyle diyorum. Her terim, her terim kendinden önce gelen terimin 2 katıdır. İlk 2 terimden sonra bak. 3. terimden itibaren her terim kendinden önce gelen terimin 2 katıdır. Bu şekilde mantıklı olur. O zaman abi şöyle deriz biz. Madem öyle x, x, 2x, 4x dedik ya. Bak bu 8x olur. Bak bu 16x olur. Bir sonraki terim 32x olur. Bir sonraki terim 64x olur. Ve bu bir şekilde devam eder. Şimdi diyor ki bak A5 ile 5. terimle 7. terimin toplamı yani 40x eşittir 24 ise demiş. Diyor ki 2 ile 4 yani 2. terim şu 4. terim e o da bu topla 5x. 5x soruluyor bana. E çok basit artık. Böl 8'e gitsin abi. 8'e böl bunu 5x, 8'e böl 3. 5x 3'müş yani cevabımız A şıkkında verilmiş. Devam edelim 12 ile. AN ve BN geometrik dizileri için geometrik dizi bak unutma. AN dizisinin ilk terimi BN dizisinin dördüncü terimine eşit. Yani A1 eşittir B4. Bunu yazdım. Bu cepte kalsın. Sonuçta ihtiyacımız olmaz vermez yani değil mi? AN ve BN ile ilgili A1 Bn dizisinin ilk 3 teriminin toplamına eşitmiş. A4 de Bn dizisinin 7, 8 ve 9. terimlerinin toplamına eşitmiş. Ekstradan bir de demiş ki A28 de Bn'e eşittir demiş. Yani kaçtır diye soruluyor. He, şimdi dur. A'nın 28. terimi B'nin kaçıncı terimine eşittir diye soruluyor aslında. İşin özü bu. Peki ben bu A1'i şöyle yazabilir miyim? Burada geometrik dizi ya bunlar. Ben BN dizisinin BN dizisinin ortak çarpanına BN dizisinin ortak çarpanına R2 diyeyim. AN dizisinin ortak çarpanına da R1 diyelim tamam mı? Şimdi bak ben A1'i şöyle yazarım o zaman. B1 parantezini alırsam 1 artı B2 demek B1 ile R2'nin çarpımı olduğu için ne diyorum? R2 artı B3 de o zaman R2'nin karesi olacak. Peki A4'ü de yazalım hocam. Buna benzer biçimde yazalım ama. B7 parantezini alırsam en küçük terim B7 çünkü burada indisi en küçük terim diyelim en azından. Ee, 1 artı R2 artı R2'nin karesi olmaz mı yine? E şimdi gel bunları bir güzel birbirine şöyle oranlayalım. Şunlar gitmez mi? Aynıları. E gider. A1 bölü A4. Hatta hatta A4 bölü A1 eşittir. B7 bölü B1 de diyebilirim. Değil mi? Şimdi A4'ü A1'e bölersem A'nın Ortak çarpanla R1 demiştim. Burası R1'in küpü gelir. Eşittir. B7'yi B1'e bölersem. E bunun da ortak çarpanı R2 idi. Arasındaki indis farkı da 6 olduğu için. R2'nin 6. kuvvetine eşit olur. Al kardeşim her iki tarafın 3. dereceden kökünü. Ne gelir? R1 eşittir. R2'nin karesi gelir. Güzel. Şimdi. Geldik A28'e. Ben bu A28'i. A1 çarpı. a dizisinin ortak çarpanının. 27. kuvveti biçiminde yazabilirim. Eşittir diyorum, eşittir. B'ni de B4 çarpı R2'nin kaçıncı kuvveti olacaksa o. Tamam? R2'nin bir şeyinci kuvveti. R2'nin bir şeyinci kuvveti dedik. Şimdi hocam bak. A1 ile B4 birbirine eşit değil miydi? Evet eşitti. Şimdi R1'in 27. kuvveti, R1'in 27. kuvveti eşittir diyorum R2'nin kaçıncı kuvveti olur? Bir kere. Bir kere. Ben R1'i R2'nin karesi olarak bulmadım mı? E buldum. Burada bir şey yazacağım ben buraya. O zaman ben bu R1'i R2'nin karesi desem. Bunun 27. kuvvetini alsam. Bu zaten bana R2'nin 54. kuvvetini vermez mi? Verir. Demek ki burası 54 yazmam gerekiyormuş. R2'nin 54. kuvvetine eşit. Şimdi diyor ki B'nin kaçıncı terimine eşitti diye sormuştuk ya. Ben B4 ile R2 üzeri 54'ü çarparsam 58. terimi bulurum. Demek ki cevabım 58 olacakmış. Yani cevap D'ymiş gençler. Devam edelim 13. soruyla. İkinci dereceden F fonksiyonu. İkinci dereceden F fonksiyonu deyince bak bunu bile deyince aklında bir şeyler canlanması lazım. Yani yorum yapman lazım. Mesela ikinci dereceden fonksiyon hemen grafiğini düşünsen parabol olur mesela değil mi? E yani gibi. Buradan çıkarabildiğim şu an tek yorum bu. Soruyla alakalı. fx eşittir. F0 çarpı x kare artı f a eksi 9 çarpı x artı f2 biçimde veriliyor. Fonksiyon grafiğinin y eksenini kestiği noktanın koordinatları toplamı fx 0 denkleminin kökler toplamının 2 katı. Oo bir dakika dur oraya geçmeden önce yukarıda biraz yorum yapalım. Şimdi öncelikle ben burada f0 bulmaya gayret göstersem şu gidiyor şu gidiyor f2 geliyor. Ha, f0 f2'ye eşitmiş. Tamam güzel. F0'ın f2'ye eşit olduğunu buldum. Ekstradan bir de fonksiyonun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın koordinatları toplamı diyor ya. Ben bir kere bu fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı bulsam bu koordinatlardan absis kesinlikle sıfır olacaksa da y eksenini kesiyor. O zaman direkt koordinatlar toplamı değil de y eksenini kestiği noktanın ordinatı diyelim. Bu ordinat nedir? Sabit terimdir. Yani f2. Güzel. İşte bu f2 fx eşittir 0 denkleminin kökler toplamı. Kökler toplamı deyince ikinci dereceden denklemlerde eksi b bölü a geliyor aklıma. E bunun b'si fa eksi 9'du. Bunun eksilisi 9 eksi fa yapar. Ve bölü f0'ın kendisi. F0, f0 f2'ye eşitti. O zaman bunu da f2'li yazayım ben. Değil mi? Eksi b bölü a'yı buldum. Bu da buna eşitmiş. Ama dikkat et. Kökler toplamının 2 katıydı. Yani bunun 2 katına eşit bu f2. Çok güzel. Şimdi F2'yi aldım şu tarafa fırlattım. Ne oldu? F2'nin karesi geldi. F2'nin karesi eşittir. 18 eksi 2 çarpı F A diyebilirim artık. Tamam bu cepte. Güzel. Şimdi hocam A'nın değeri en az kaçtır diye sorulmuş. E soruda verilenlere göre bir yorumum artık benim kalmadı. Değil mi? Yani her şeyi kullandım gibi duruyor. Lakin şu var. İlk yaptığımız yorum var ya ikinci dereceden fonksiyon grafiği parabollü. Paraboller neydi? Hemen o zaman parabolle alakalı bir şey düşünelim. Parabollerin en önemli özelliği neydi? Simetrik yapıya sahiplerdi. F sıfırla da F2 birbirine eşitse o zaman 0 sıfırla 2'nin tam ortasında bunun tepe noktasının apsisi vardır. Yani R eşittir 1'miş arkadaşlar. Tamam R eşittir 1 0 sıfırla 2'nin tam ortasında. R'si 1 ise demek ki eksi B bölü 2A. Eksi B bölü 2A bize R'yi veriyordu. O halde bu da 1'miş. Eksi b bölü 2a'dan ilerlersem şimdi şunun eksilisi 9 eksi fa yapar. Eksi b'yi buldum. 2a dediğim şeyde 2 tane f2'dir. O zaman bu da 1'e eşitmiş. Yani o zaman 9 eksi fa eşittir. 2 tane f2. E şimdi burada ne var? 18 eksi 2 tane fa var. He, o zaman ben bunu 2 ile çarparsam 18 eksi 2 tane fa eşittir ne olacaktır? 4 tane f2 olacaktır. Aa, çok güzel. Şimdi o zaman ben buraya ne yazayım? 4 tane f2 yazayım mı? Yazalım hadi. F2'nin karesini ben F2 çarpı F2 biçiminde yazarsam burası da 4 tane F2 olursa abi kimse kusura bakmasın. ikinci dereceden olduğu için zaten F2 dediğim şey F0'da F0 sıfıra eşit olamaz. Yani F2 de sıfıra eşit olamaz. Ben burada F2'leri bir güzel sadeleştiririm. F2 kaçmış? 4. F0 da 4'tür o halde. Peki fonksiyonu bir daha baştan düşünelim. Fx eşittir. Şurası F0 yani F2 Yani 4'tü. 4x kare. Artı diyorum. Devam. Fa eksi 9 diyor. O bir dursun şimdi orada. Yalnız FA'yı hesaplayabilir miyiz? Tabii ki hesaplarız. Hesaplayalım da yazalım bari. F2 4 değil miydi? 4'ün karesi kaç yapar? 16. 18'den ne çıkarsa 16 kalır? 2. Demek ki burası 2'ymiş. O zaman FA kaçtır? 1'dir. E burası 1 ise 1'den 9 çıktı. Eksi 8 gelir. O halde ben direkt buraya eksi 8x yazayım. Olmaz mı? Bence olur. Çok tatlı olur. Eksi 8x artı 4. Hatta ben bunu 4 parantezin alırsam. X kare eksi 2x artı 1 gelir. Hatta bu da 4 çarpı x eksi 1'in karesidir. Ulan sorunun içinde yorumdan yoruma koşuyoruz ha. Mükemmeliz biz. 4 çarpı x eksi 1'in karesi dedik. Şimdi a'nın değeri en az kaçtır diye soruluyor. Ben fa'yı 1 olarak bulmuştum. a 1'di. O zaman bu da fx x'e. gel kardeşim fa'yı bulalım şimdi bir de. fa eşittir. 4 çarpı a eksi 1'in karesi yapar. E bu da 1'di. O halde a eksi 1'in karesi dediğim ifade 1'in ta kendisidir. O halde a eksi 1 bölü 4'ün ta kendisidir. a eksi 1 ya 1 bölü 2'dir ya da a eksi 1 eksi 1 bölü 2'dir. Buradan a eşittir 3 bölü 2 gelirken buradan da a eşittir a artı 1 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Şimdi ne diyordu? a'nın değeri en az kaçtır? Ya 3 bölü 2 ya 1 bölü 2 en az kaçtır? 1 bölü 2'dir. Demek ki cevabımız da a şıkkında verilmiştir arkadaşlarım. Çok güzel ve çok tadında güzel bir soruydu. ÖSYM'nin belki bir tık üstü diyebiliriz. Tamam eyvallah. Hani soru kolay mıydı? Çok fazla koza kazanım uyguladık. Yani bu sorular bizi geliştirir mi? Geliştirir. Lakin e, bilmediğimiz bir kural var mıydı? Yani bilmediğimiz bu kural olduğunu zannetmiyorum ben soruyu çözerken. Sadece hangi kuralı nerede uygulaman gerektiğini düşünüyorsundur. Bunu da zaten çok fazla bir seçenek kalmıyor. E, burada parabol bilgisini iyi kullanacaksın, sabit terim bilgisini kullanıyorsun. Daha sonrasında bak çarpanları ayırmada iki, e, tam kareyi kullanıyorsun. Tam kareyi kullandıktan sonra işte F0'ın aslında F2'ye eşit olduğunu bulduktan sonra tepe noktasının R olduğunu elde ediyorsun. Buradan 1'e eşit diyorsun gibi gibi bir sürü özellik kullanıyorsun. Ama dediğim gibi bir bulmaca bütün kuralları biliyorsun. Sadece neyi nerede kullanman gerektiğini anlayacaksın. Bunu da anlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ben adım kadar biliyorum. Tamam sadece sorudan korkma sorunun üstüne git. 13'ü çözdük. Devam edelim 14'te. Bir parçalı tanımlı fonksiyon vermiş bize. Gerçel sayılar kümesine tanımlanmış. F fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta sürekli olduğuna göre. A kere B kaçtır? bu tarz sorularda ben öğrencilerime diyorum ki hep. Ya bak kardeşim. Böyle parçalı tanımlı falan verdiği zaman direkt ilk ilk şunlara bak. Polinom, polinom, polinom. A akarı yok, kokarı yok. Polinomlar çok güzel fonksiyonlardı. Mükemmel fonksiyon. Aşık olmamız gerekiyordu polinomlara. Niye? Her noktada tanımlı, her noktada limiti var, her noktada sürekli, her noktada türevlenebilir, her noktada integrallenebilir. Akarı kokarı yok. Dolayısıyla bizi hiç uğraştırmıyorlar. O halde bizi uğraştıracak kısım geriye sadece ne kalıyor? Parçalanma noktaları. Yani eksi 1 ve 4. Sürekliyse bu fonksiyon demek ki eksi 1 noktasında da 4'te de süreklidir. Yani bu noktalarda aynı zamanda limiti de vardır. Ne demiştim ben size? L, bir fonksiyon. Sağ taraftan sol tarafa doğru giderken olumlu cümleler akıyorsun. Türevli ise kesinlikle sürekli, sürekli ise kesinlikle limiti vardır. Tam aksini düşünecek olursam, tersine giderken de o halde bir fonksiyonun limiti yoksa kimse kusura bakmasın o noktada sürekli değildir. Sürekli değilse kimse kusura bakmasın, türevli de değildir. Bunun haricindeki bütün cümleler kesinlikle doğru değildi. Ama bunlar kesinlikle doğru olan cümlelerdi. Çok güzel. Bize ne demiş? Sürekli o zaman kesinlikle limiti var. O halde eksi 1 noktasının limiti varsa eksi 1'in sol limiti eksi 1 artı a iken eksi 1'in sağ limiti bir eksi 1'in karesini aldım 1 geldi. A buradan kaç gelir? 2. Devam edelim. 4'ün sol limiti 16 iken 4'ün sağ limiti 8 artı b'dir. Buradan B kaç gelir hocam? B'de 8'in ta kendisi gelir. A2 ve B8 ise A kere B kaçtır? Tabii ki de 16'dır. Doğru cevabımız D'ydi. Devam ediyoruz 15. soruyla. Aşağıda bir binanın giriş bölümünde bulunan kimlik kartı kutusu 3 satır ve 4 sütundan oluşmaktadır. Toplam 12 tane boşluğu varmış demek ki. Aynı anda binaya gelen 3 kişi kart kutusu yukarıdaki biçimde doluyken. Yani şu dolu, bu da dolu, bu da dolu. Buralara artık bir daha kart gelemeyecek. Kimliklerini görevliye verip bina içine girmişler görevli de kutunun boş kısımlarına aldığı kimlikleri yerleştirecek. Şimdi asıl hikaye başlıyor. Diyor ki: Buna göre kartları alan görevli bu üç kişinin kartlarını kutuya yerleştirmek istediğinde herhangi iki kişinin kartının aynı satırda bulunmadığı kaç farklı yerleştirme işlemi yapılabilir diye soruluyor. Hiçbiri aynı satırda bulunmayacak bu sonradan yerleştirilenlerin 3 kişinin. O halde birinci kişinin kimlik kartını kaç farklı yere koyabilir? 1 2 üç farklı yerden birini seçer ve koyar. Varsayalım ki buraya koyduk artık bu satır kapandı bir daha oraya kimlik kartı gelemeyecek. Diğerininkini iki farklı yere varsayalım ki buraya koydu. Artık son kişininkini bunlardan bir tanesine koyacak ona da bir tane alternatif kaldı. O zaman cevap 6 değil tabii ki. Çünkü ben bunları kafama göre yerleştirdim. Mesela bu kimlik kartı burada ya bunun haricinde burada veya burada da olabilir. Yani birinci satıra koyuluyorsa bu kimlik kartı 3 farklı alternatifi var. Çarpı 3. Bunun da 3 farklı alternatifi var çarpı 3. Bunu da 3 farklı alternatif var. Çarpı 3 dedim. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 üç bize 3'ün 4. kuvvetinden 81'i verir. Çarpı 2 dersem bize 162 cevabını verir. Taş gibi cevap karşımızda cevabımız E şıkkıydı gençler. Geçelim bir sonraki sorumuza. 16. soru Barış anneler günü için sosyal medya hesabında annesi, eşi ve eşinin annesiyle ilgili bir gönderi paylaşmak istiyor. Bunun için arşivinde bulunan fotoğraflar arasında seçtiği fotoğraflarda diyor ki bak Üç tanesinde sadece eşi var bu fotoğrafların. Dört tanesinde sadece annesi var. iki tanesinde eşi ve eşinin annesi var. Eşi ve kayınvalidesi var yani. 5 tanesinde de annesi ve kayınvalidesi beraber fotoğraf çekilmişler. Barış bir gönderide birden fazla fotoğraf paylaşabildiğine göre seçtiği iki fotoğrafta, iki tane fotoğraf seçecek. Annesi ve eşinin, annesinin sadece, e, annesi ve eşinin annesinin bak eşi annesi eşinin annesi yani bu üç kişinin sadece bir defa bulunduğu kaç farklı seçim yapılabilir yapabilir diye sorulmuş. Tamam hepsini bir defa seçeceğiz ama iki fotoğrafta olacak. O zaman mecburen şu iki kişinin bulunduğu fotoğraflardan yararlanmamız lazım. Çünkü üç kişiyi iki fotoğrafta halletmek istiyorsam bunlardan birini kesin kullanacağım. Varsayalım ki şunu kullandım. Burada kim var? Eşi ve kayınvalidesi var. E kim eksik? Annesi eksik. O zaman bunun yanında da mecburen bunu kullanmak zorundayım. Varsayalım ki bunu kullandım. Annesi ve kayınvalidesi var. Kim yok eşi kaldı. O zaman mecburen bunu kullanmak zorundayım bununla beraber. O halde şu kırmızıyı halledelim. Şu iki fotoğraftan birini ikinin birlisi çarpı şu dört fotoğraftan birini dördün birlisi farklı biçimde. Yani sekiz farklı biçimde seçer ve koyar. Ve şu yeşili düşünecek olursam 5 fotoğraftan birisi çarpı yukarıdaki yeşil 3 fotoğraftan bir tanesi. Böylelikle 15 farklı seçeneği mevcuttur. 15 artı 8 toplam 23 farklı seçeneği mevcut. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı. Devam edelim 17. soruyla. A, B ve C pozitif reel sayılar olmak üzere. Aşağıda birinci konumda tahtaya dik durumlu çiviye çekiçle bir defa vurulduğunda ikinci konum şimdi bir defa vurulunca bu. Birinci konumdan 3 defa vurulunca da bize üçüncü konumu veriyormuş. Çekiçle her vuruşta çivi tahtaya eşit miktarda girdiğine göre ki Burası çok önemli C sayısının a ve b türünden eşiti soruluyor. Şimdi arkadaşım bak Ben çivi bu durumdayken bir defa vurunca buraya geldiyse aradaki fark yani çekişle bir defa vurululu çivin ne kadar girmiş Aslına bakarsan şuradan bahsediyoruz şurası var ya oradan bahsediyoruz Peki ben bunu nasıl ifade ederim Tabii ki çivinin başlangıçtaki uzunluğundan tahtanın üstünde kalan kısmının uzunluğundan, bir kere vurduktan sonraki uzunluğunu çıkarırım. Ki logaritmaların tabanları aynı ve çıkarılıyorsa bu neye eşittir? Logaritma a bölü b'nin ta kendisidir. Şimdi bir defa vurulduğu zaman çivi bu kadar hareket ediyor. Peki 3 defa vurursam o zaman da 3 çarpı logaritma a bölü b kadar tabii ki de ne olacaktır? Hareket edecektir. Ve ben ve ben şuradaki logaritma c'nin aslında şu olduğunu biliyorum. Eğer ki logaritma a'dan logaritma c'yi çıkarırsam bu bana 3 kez vurulduğu için o farkı verecektir. Yani logaritma a bölü b'nin 3 katını verecektir. Ben o 3'ü şunun küpü olarak yazmayı başarabilirsem soru çözülmüş demektir. Demek ki burası a küp bölü b küp mü olacak? Aynen. Logaritma a eksi logaritma c'yi ben logaritma a bölü c biçiminde yazar mıyım? Yazarım. Bu da logaritma a küp bölü b küpü verir mi? Verir. Tabanları eşit mi bunların? Evet hocam. O zaman içleri de eşittir. Yani A bölü C eşittir. A küp bölü B küptür. Şuradaki A ile buradaki A'nın bir tanesini götürdüm ve A kare bölü B küp geldi 1 bölü, 1 bölü C. Ters çevirirsem C eşittir. B küp bölü A kare yapar. Bu da bana B seçeneğini gösterir. Yani cevabımız B idi. Geçelim 18'e. Ayrıt uzunlukları A, B ve C birim olan bir prizmanın hacmi V birim küp olmak üzere ki hacimleri bunların A çarpı B çarpı C'dir biliyorsun. Peki logaritma 100 ve eşittir. Log A çarpı log B çarpı log C eşitliği de sağlanıyorsa aynı zamanda bu prizmaya logaritmik prizma denir. Buna göre küp biçimindeki bir logaritmik prizmanın... E küp biçimindeyse bütün ayrıtları birbirine eşit olmaz mı ya? Olur. O zaman biz bütün ayrıtlarını A diyelim. Logaritmik prizmaymış aynı zamanda. Yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi bir ayrıtını A dersem ben bu küpün bizden istenen yüzey alanı olduğu için 6 çarpı A kare soruluyor gençler bize. Bak bu soruluyor. Peki... Şimdi bizim bu küpümüzün hacmi ne? V'sine yani? A küp. Değil mi? O halde yazıyorum. Logaritma 100 A küp. Tamam mı? 100 A küp eşittir. Log A çarpı. Log A çarpı. Log A yapar abi. Başka bir şey yapmaz. Şimdi o zaman ben burayı şöyle yazabilir miyim? Ee, burada çarpılmış ya. İçeride çarpıldıysa dışarıda toplanmıştır bunlar. O halde logaritma 100 artı logaritma aküp diyorum. Ve bu da logaritma a'nın tabii ki de bana küpünü veriyor. Yani log küp a da yazabiliriz. Logaritma a'nın küpü de yazabiliriz. Fark etmez. Şu 3'ü de başa atalım mı arkadaşlar şu şekilde? Aynen. Peki logaritma 100 kaçtı? 2'ydi hocam. 2'ydi. 2 İki artı 3 çarpı logaritma a eşittir logaritma a'nın da tabii ki küpüymüş. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edin 2'nin üstüne bunun 3 katı eklenince kendinin küpü yapıyor. ...küçük sayılardan sağlaması gerekiyor. Mesela logaritma A2 olursa... ...2'nin küpü 8'dir. Logaritma A2 ise 3 kere 2. 6'dır. 6'ya 2 eklersen bana 8'i verir. Çok güzel. Demek ki ben logaritma A'nın... ...burada 2 olması gerektiğini anladım. Bunun tabanı 10'du. Onun karesi eşittir A'dır. Yani A kaçmış arkadaşlar? 10'un karesi. Bizden istenen neydi? 6 A kare. E A 10'un karesi ise... ...A kare 10 üzeri 4'tür. Burada getirip yerine yazarsam... ...6 çarpı 10 üzeri 4... Bana sana cevabı verir yani cevap B'ymiş. Şıklarda eğer ÖSYM'de böyle bir soru çıkar da şıklarda bu yoksa şu 6'da hani 2 çarpı 3'tür ya. Bu 2 ile şu e, sevgili arkadaşlarım şunu parçalar mesela der ki 2 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 der. Sen de cevap olarak 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 4 olarak bu şekilde de verebilir mesela şıklarda. Ama genelde ÖSYM'nin bir tarzı vardır. Şunu kullanmayı sever, derli toplu görünmesini sever. Bu şekilde bir şık olmaz da aynı sayı sonuçta ama bu şekilde şık genelde olur. Yani cevabımız B şıkkıydı ee, barış yayınlarında. Bu ustaca hareketinden dolayı ayrıyetten yine teşekkür etmek istiyorum. 19. soru. Şimdi şöyle silelim burayı. Hop geçtik buraya. Şimdi hocam bir F fonksiyonumuz var fx fonksiyonu gayet karmaşık biçimde verilmiş. Biz bunu düzelteceğiz şimdi. Buna göre f fonksiyonunun gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olduğu en geniş aralık hangisidir diye soruluyor. Hem şimdi bak. Ben burayı x 2 ile burayı x 1 ile genişletirsem üst taraf x eksi 2 ile x eksi 1'in toplamı yani 2 x 3 olur. Tamam. Bölü alt tarafta x eksi 1 ile x 2'nin çarpımı olur. Hatta ve hatta ben şunu şöyle sileyim. Şunu alayım birazcık şöyle kenara kaydırayım. Şuraya bir kesir çizgisi atalım uzunca. Yandaki şu x kare eksi 3x artı 2 var ya onu da şöyle buraya monte edelim. İşte fonksiyonumuz buymuş gençler. Fonksiyon rasyonel bir fonksiyon. Ve pay kısmı polinom. Ne demiştik? Polinomların akarı, kokarı hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Tertemiz fonksiyonlar. Dolayısıyla bunun her noktada sürekli olduğunu biliyoruz pay kısmının. Ama, ama bu payda kısmında payda kısmında mesela x değerleri hangileri olamaz? x 1 olamaz ve x 2 olamaz. Ve doğal olarak 1 ve 2 sayıları bu fonksiyonun tanım kümesinde de yer almaz. E tanım kümesinde yer alması için tanımsız olmaması gerekiyor zaten bir kere. Tanım kümesinde yer almıyor. Hocam süreklilik şartı ve süreksizlik şartıdır. Bir fonksiyona sürekli diyebilmek için de süreksiz diyebilmek için de ilk şartımız birinci şart. Bak limit limit değil. Birinci şart fonksiyon abi o noktada tanımlı olacak. Bir fonksiyona sürekli mi demek istiyorsun o noktada tanımlı olacak. Bir fonksiyona süreksiz mi demek istiyorsun o noktada tanımlı olacak. O noktada tanımlı değilse süreksiz de diyemezsin. Sürekli de diyemezsin. Şimdi benden sürekli olduğu en geniş aralık istenmiş. zaten burası polinomdu. Tüm reel sayılarda tanımlıydı zaten. Ama alt taraftaki 1 ile 2 yani o paydayı sıfır yapan, tanımsız yapan, ifadeyi tanımsız yapan değerleri benim çıkarmam lazım. İşte en geniş, sürekli olduğu en geniş aralık budur diyebiliriz. Cevabımız E şıkkında verilmiştir. Geçelim 20'ye. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonunun birinci türevi F türev olmak üzere. Her X gerçel sayısı için ne diyor? Bütün X'ler için türev sıfırdan büyüktür diyor. Türev sıfırdan büyükse hemen hafızanı yokla. Neydi? Fonksiyonun kendisi Artan olacaktı e bu her x için artansa Bizim f var ya f Bu daima artandır arkadaşlar Daima artan bir fonksiyondur Çok güzel şimdi o zaman Diyor ki abc sayıları vermiş Doğru sıralama hangisidir Sıralama istiyor yani Burada neler kullanılmış bak F0 var f1 var f2 var f-1 var O zaman ben bunları şöyle bir yazayım mı F-1 f0 F1 ve f2 Tamam mı Şimdi bunlar fonksiyon artan olduğuna göre bu bundan küçük, bu bundan küçük, bu da bundan küçük olacak haliyle. Adam bana diyor ki f0 ile f1'i topla diyor bu a'yı verir. f0 ile f2'yi topla bu b'yi verir. Ve son olarak bir de F -1 f-1 ile f1'i topla. Yani bununla bunu topla bu da c'yi versin diyor. Şimdi kolayca sıralanabilir artık. Bak a ile b'yi kıyaslıyorum önce. İkisinde de f0'ın üstüne birinde f1 eklemiş ötekinde f2 eklemiş. f2 daha büyük o zaman B'nin sonucu da daha büyüktür. Yani B A'dan büyüktür. Bir de A ile C'yi kıyaslıyorum. İkisinde F1 var. Birinde F0 ötekinde F-1 eklemiş. E F0 eklenen daha büyüktür. Demek ki A C'den daha büyük. Yani bizim sonucumuz cab olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. Geçelim 21'e. Dik koordinat düzlemi de sabit olmayan F ve G doğrusal fonksiyonlarının birinci türev fonksiyonları F türevi ve G türevi için. Şimdi dur İkisi de doğrusal fonksiyon birinci dereceden. Ben bunların türevini alırsam sabit terim bulurum. He, tamam. O zaman f türevle g türevin e, farkı sıfırmış ya. Ben şunu söyleyebilir miyim? F türev x eşittir g türev x'miş kardeşim. Başka bir alternatifi var mı? Yok. Şimdi ben gidip örnek veriyorum. F x'i a x artı b seçersem. O zaman g x fonksiyonumu nasıl seçmek zorundayım? E, bunların türevleri birbirine eşit olacaksa bunun türevi a. E bunun da türevi a olacak. O zaman bu da a x Artı C'dir diyelim. Tamam. Bu olur. Max bu olur yani. Bir de diyor ki F bileşke G F artı G'ye eşit. Ha dur şimdi. F'in içerisinde F bileşke G'yi bulalım önce. F bileşke GX. Yani diyor ki F fonksiyonu da X gördüğün yere aha AX artı C'nin tamamını yaz diyor. Yazalım. A parantezinde AX artı C artı B. Peki F artı G fonksiyonu nedir arkadaşlar? F artı G fonksiyonu da 2AX artı B artı C'dir. Ve diyor ki bu buna eşit. Yani bu buna eşitmiş arkadaşlar. A'yı içeri dağıtıyorum. A kare çarpı x artı ac artı bir de b'miz var. Eşittir dedim. 2 ax artı b artı c dedim. Her iki tarafta artı b'ler mevcut olduğu için bunları bir götürelim. x'in katsayısı 2a, x'in katsayısı a kare. Demek ki a kare eşittir 2a'ymış. Tamam. A'ların ben e, sıfırdan farklı olduğunu bildiğim için bu a ile bu a'yı sadeleştirebilirim. a kaçmış arkadaşlar? 2. a2 ise şurası nedir? 2c mi? 2 cde karşıdaki c'ye eşitmiş. 2 c c'ye eşitse c sıfırdır. A2 c de sıfır. Peki f1 kaçtır diye sorulmuş bana. B'yi de bizim bir şekilde bulmamız gerekiyor değil mi? B'yi nasıl bulurum? Çünkü burada fx fonksiyonu belli ya. B'yi nasıl elde edebilirim hocam? Onu da şunu kullanacağım. Daha bunu kullanmadım. G'nin türevi neydi hocam? G'nin türevi A'ydı. O zaman f a eşittir 10 muymuş? Evet a kaçtı 2 yani f2 10 muymuş? O zaman ben fx fonksiyonunu ax artı b seçmiştim ya. Yani fx fonksiyonum a'mız belli olduğu için artık 2x artı b'dir. Burada x gördüğün yere 2 yazınca çıktı olarak 10'u bulacaksın diyor. Yazalım f2 eşittir 2 kere 2 4 artı b eşittir 10'sa b kaçtır arkadaşlar 6'dır. b'yi de buldum artık fx fonksiyonum karşımda 2x artı 6'nın ta kendisidir. Bizden f1 isteniyor. F1 için x gördüğüm yere artık 1 yazabilirim. 2 kere 1 artı 6 bana cevabı verir. Doğru cevabımız 8'in ta kendisiymiş. Yani cevap C şıkkı olacaktı. Devam edelim. 22 ile. Dik koordinat düzleminde 0, 6 yarı açık aralığı. Yarı açık yani 0'dan 6'ya kadar 6'dan kapalı aralığı tanımlı. F türev G ve F G türev fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordinat düzleminde gösterilmiş bize. Şimdi ben bir kere dur şimdi. Bir kere ben F çarpı g'nin türevi bir de f'in türevi çarpı g. Böyle bir şey görünce aklında bir şeyler canlanıyor değil mi? Çarpımın türevi gibi bir şey canlanıyor. Senin de öyle bir şey canlanmıyor mu? İtiraf et canlandı yani. Canlanmadıysa ise ben, ben söyleyince aklına geldi. Hani şey birincinin, birincinin türevi çarpı ikinci, birinci çarpı ikincinin türevi falan. Hatırladın değil mi? Buna göre f çarpı g fonksiyonunun sıfırdan açık altıdan kapalı aralığında kaç farklı x tam sayısı için... Apsisi olduğu noktadaki türev değerinin yarısına eşittir diye soruluyor. Şimdi dur, dur. F çarpı g'nin türevinden bahsediyor. F çarpı g'nin türevi bir kere, F çarpı g'nin türevi bir kere neye eşittir? F'in türevi çarpı g artı F çarpı g'nin türevine eşittir. Ha, o zaman ben F çarpı g'nin türevi ve F'in türevi çarpı g'nin burada çıktılarını biliyorum ya. Bunlarla bunları toplayıp acaba buradaki apsis değerine eşit mi diye bakacağım. Tamam güzel bak şunu yapacağız yani. Absis ne? Yarısına eşittir. Tamam. Bununla bunu toplayıp 2'ye böldüğüm zaman apsise eşit mi diye bakacağım. Mesela buradaki şu apsisimiz kaç? 1. Eşittir. Bu noktada f türev çarpı f çarpı g türev nedir arkadaşlar? Ya yani da f türev çarpı g. Bakıyorum hemen. Şurada eğim 1 bölü 2 olduğu için 1,5'tür burası. Burası da 3,5'tür. 1,5 ile 3,5'ün toplamı 5 yapar. 5'in acaba yarısına eşit mi? Diye bakacağım 5 bölü 2 1'e eşit değil 1 gitti bu gitti o zaman 2'ye bakıyorum burada 1 Burada 3 topla 4 2'ye böl 2 2 2'ye eşit mi evet eşit bu olur o zaman Geldim buraya iyi dinle Görüntüsü 2 görüntüsü 4 Topla 6 2'ye böl 3 3 3'e eşit mi evet eşit bu da oldu 4'e geldim buradaki 4 Buradaki 6 topladım 10 2'ye böldüm 5 5 4'e eşit mi hayır Gitti 5'teki görüntüye bakıyorum 5 ve 6 topladım 11 2'ye böldüm 5.5 5.5 5'e eşit mi? Hayır bu da gitti. 6'ya geldim ikisi de 6 6 artı 6 12 2'ye böldüm 6 6 6'ya eşit bu da olur dedim. Lakin orada bir duralım. Burada teorik bir şey ortaya e, süreceğiz. Nedir? Ortaya süreceğiz derken uydurmayacağız yani. Olan bir şey süreceğiz. Ve arkadaşlar benim bu f çarpı g fonksiyonumun tamam mı? Türevine ben 6 noktasında bir kere bakamam. Niye? Sol türevine bakarım da. Hani o noktada türev olması için sağ türev sol türev muhabbeti birbirine eşit olması gerekiyor ya. Sağ türevine nasıl bakacağım? Altıdan kapalı demiş. Altıdan kapalı aralığın sağ tarafı var mıdır? Yoktur. O zaman altı noktası bize burada çeldirici olarak verilmiştir. Altı yeledik. Kaç tane noktaymış? İki tane nokta. Demek ki cevabımız da B şıkkı olacakmış. Geçelim mi 23'e? Dik koordinat düzleminde fx eşittir. Eksi x kare artı 8x parabolü ile gx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki biçimde gösterilmiş arkadaşlar f ve g fonksiyonlarının grafikleri x 2 ve 6'da kesişiyorlarmış. Tam olarak şurada ve şu apsis noktada kesişiyorlar ve bunların arasında kalan bölge A'ymış. Şu yeşil bölge de A'ymış. Tamam. Şimdi benden istenen ne? 0 2'den 6'ya kadar gx dx. 2'den 6'ya kadar gx dediğimiz şey 2'den 6'ya kadar gx'in altında x'in üstünde kalan alan demek. Yani şimdi ben sana orayı şöyle turkuaz renkte göstereyim boyama işlerini çok sevdiğim için gençler İzninizle 2 dakika boyayacağım ben burayı. Şöyle boşluk bırakmadan boyayalım. İlkokulda da böyle taşırmadan boyardım ben. <laughs> gençler şimdi bak ben buraya B dedim ya benden 2'den 6'ya kadar GX isteniyorsa demek ki B isteniyor abi diyeceğim ben buraya. B'yi benden istiyor. Şimdi burada soruya nasıl başlarım? Derim ki lan bu parabol. Bu simetrik bir yapıya sahip. Bunun bir kökü 8, diğer kökü 0. 8'den 2 birim sola gidince burada 6 var. 0'dan 2 birim sağa gidince burada da 2 var. O zaman burası A ise demek ki burası da A'dır diyeceğim abi. Şu beyaz bölge A'ymış. Şimdi ben beyaz bölgedeki A'yı hesaplayabilir miyim? Hesaplarım integral almayı biliyorum. Allah'a çok şükür. Peki bir de 3A artı B'yi hesaplarsam. A'yı bulduktan sonra 3 ile çarparım. Şurada yerine yazarım. B ortaya çıkar. Şimdi o zaman önce A'yı bir hesaplamaya çalışalım. A alanı. 0'dan 2'ye kadar Fx'in altında x ekseni'nin üstünde kalan alan olduğu için direkt eksi x kare artı 8x parabolünün ben sıfırdan 2'ye kadar integralini hesaplarım. Bu da bana integral nedir burada? Eksi x küp bölü 3 ve artı 8x'in integrali 8x kare bölü 2 olduğu için 4x karedir. Nereden nereye? Sıfırdan 2'ye kadar bulacağım. Sıfırı yazmama gerek yok. Zaten sıfır gelecek. 2'yi yerine yazarsam yeterli. Eksi 8 bölü 3 artı 2'nin karesi 4 kere 4'ten 16 gelir. 3 kere 16 48. 8 çıkardım 40 bölü 3 geldi abi. Şimdi A 40 bölü 3'müş. O zaman 3A nedir? 120 bölü 3'tür. Artı B eşittir dedim. Şimdi 3A artı B'yi bulalım. 3A artı B direkt, direkt parabolle x ekseni arasında kalan bölgenin tamamıdır. Bunu bulmak için artık integral almayacağım. Size hem farklı bir yol göstermek amacıyla da bunu kullanacağım. Şu an integrali zaten alınmış fonksiyon hazır. Ben burada direkt 8'i yerine yazarsam bulurum zaten ama integral almadan bir parabolle bir parabol, bir parabolle bir doğru arasında kalan bölgenin alanını hesaplayabilmek için şunu yapıyorsun: Parabolle parabolü birbirine eşit, de, parabolle doğruyu birbirine eşitte ortak çıkan denklemin deltasını bul. İntegral almadan alanı nasıl hesaplarsın? Delta'yı bulduktan sonra sana alanı şu verir: Delta kök delta bölü 6a kare. Bak, 2022'de, 2023'te öğrenciler o kadar güzel teşekkür mesajları attılar ki hocam. Az daha yapamayacaktım ama şu formül sayesinde yaptım diye iyi dinle bak. Parabolün deltasını bulurum. Parabolün benim hangisiydi? Eksi x kare artı 8 x'ti. Değil mi? E bu parabolün deltası şimdi e, nedir? 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 0. 64 yani. Deltamız 64. Kök 64 kaç? 8. A'mız 1 olduğu için direkt buraya 6 yazdım. A'sı eksi 1 ama karesi 1. 6'yı yazdım. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 32. 32 kere 8 bana 256'yı verir. Demek ki 256, 256 bölü 3'müş benim alanım. 256 bölü 3. E B'yi sormuştu. B'yi nasıl bulurum artık? Bunu karşı yazıp batırım. B kaçmış arkadaşlar? 136 bölü 3'ün ta kendisi. O halde cevabı işaretleyelim. Cevap hmm, C şıkkında verilmiştir dedik. Ve böylelikle 23'ü de bitirdik. Geçelim 24'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıda verilmiş. Buna göre bak şimdi dur bir dakika dur. Türev grafiği diyor ya. Abi şuraya bir işaret koyacaksın ya. Yani sınavda da olsa buraya bir işaret koyacaksın. Bu F'in türevinin grafiği abi. Ne oluyor biliyor musun? Ben bütün öğrencilerime bak yüz yüze eğitim verdiğim öğrencilere de kime anlatıyorsam bunu mutlaka diyorum ki kardeşim F'in türevinin grafiği varsa orada sana verilmiştir diye yazıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor hatırlatmak için ama ya unutuyoruz, insan oluyuz ya. Soruyu da çözmeye dalarken diyoruz ki f'in grafiğiymiş gibi davranıp unutuyoruz. O yüzden oraya f'in türevinin grafiği verildiyse bir işaret koy. Unutmayacağım bir işaret. Tamam? Ben koydum. Şimşek işareti koydum. Şimdi bana diyor ki f fonksiyonunun yerel maksimum değeri yerel minimum değerinden kaç fazla? Yani yerel maksimumdan yerel minimum değerini çıkar diyor. Şimdi yerel maksimum varsa fonksiyon artanlıktan azalanlığa geçmiştir. Yani artıştan azalışa geçmiştir. Yerel minimum varsa azalıştan artışa geçmiştir. Doğru mu? Bir fonksiyon artarken azalmaya başlıyorsa türevi pozitifken negatif olmuştur. Bak, türevi pozitif pozitif devam ederken tatlı tatlı negatife düşmüş. Demek ki nerede düşmüş? 2'de düşmüş. Demek ki burada bir maksimum var. Türevi eksi 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 giderken böyle tatlı tatlı birden artıya geçiş yapmış. Nerede geçiş yapmış? Eksi 4 absis nokta. Demek ki burada da minimum var. O zaman benim fonksiyonumun yani f'in f maksimum değeri f2'dir. Minimum değeri f eksi 4'tür. Bundan bunu çıkar demiş bize. Peki ben bundan bunu nasıl çıkarırım? Nereden bulacağım şimdi ben bunu? Çok kolay. Şöyle yapacaksın. İntegral eksi 4'ten 2'ye kadar f'in türevinde x dx diyeceksin güzel kardeşim bak. F'in türevinin integrali ne? F. Sen bu fx'te eksi 4 ile 2'yi yerine yazarsan aha da zaten bunu bulursun. Bunun cevabını bulursun. F2 eksi f eksi 4'ü bulursun. Tamam güzel. Peki eksi 4'ten 2'ye kadar f türevi x dx ne demek? Eksi 4'ten 2'ye kadar f'in türevinin altında x ekseninin üstünde kalan alan demek. Yani şuradaki dikdörtgenin alanından bahsediyor ya bize. He, tamam o zaman gel kardeşim alan mı hesaplayalım. Şu uzun kenar kaç? 6. Buradaki kısa kenar kaç? Burası da 3 hocam. 3 kere 6 kaç yapar? 18 yapar. Cevabımız da 18'in ta kendisidir diyebiliriz o halde. Evet geçelim 25'e. Birim kareli dik koordinat düzleminde parçalı y eşittir fonksiyonunun grafiği aşağıda gösterilmiş. Birim kareli olduğu için buradaki her karenin bir kenarına bir birim diyebilirim. ABC çeyrek çemberlerinin merkezleri olduğuna göre ABC çeyrek çember. Yani şurası şunun merkezi B bunun merkezi C de bunun merkezi çok güzel. Eksi 3'ten 1'e kadar fx dx demişim dur bu f'in grafiğiydi zaten. Eksi 3 neresi güzel kardeşim şurası 1 neresi o da burası C noktası değil mi? Şimdi eksi 3'ten 1'e kadar fx dx integrali ne demek? şurada altında kalan alan demek. Bak eksi 3'ten 1'e kadar bu kırmızıların altında x ekseninin üstünde kalan alan demek. Burası ve şurası o halde değil mi? Şimdi ben sana şöyle bir şey diyeceğim. Şuradaki parçamız var ya bak şuradaki parça. Buradaki parçayı ben döndürüp şuraya kapatırsam. Şurayı şöyle kapatırsam. Tam üstüne oturmaz mı? Oturur. O halde artık şunu söyleyebilirim ki ben o parçayı döndürüp buraya oturttuğum takdirde burayı da bu şekilde bir dikdörtgene bir kareye tamamlar. Artık ben şuradaki dikdörtgenin alanını bulsam buradaki integralinin cevabını da bulmuş olurum. Buradaki dikdörtgenin alanı 2 kere 4'ten 8'dir gençler. Burası 8. Artı. Şimdi burayı elde ettim ya. Artık burayla işim kalmadı. Sildim. Bana diyor ki eksi 1'den 3'e kadar. E, eksi 1 şura değil mi? 3 de burası değil mi? Evet. Buradan buraya kadar alanı hesaplayacaksam ben o zaman. Bak şurasının alanı isteniyor benden. Burası artı bir de şurası gençler. Bak şöyle yükseldim. Buraya kadar olan alan isteniyor dedim. Şimdi güzel kardeşim ben şuradaki çeyrek çemberin altında kalan alanı tutup çevirip şu tarafa fırlatsam bana şurayı dikdörtgene tamamlatmaz mı bu? Tamamlatır vallahi hocam. Değil mi? Ve Doğal olarak da şurasıyla işim kalmaz artık. E buradaki dikdörtgenin anlamında 2 kere 3'ten 6 değil mi? 6. O halde buradaki integralin cevabı da 6'dır arkadaşlar. 8 ile 6'nın toplamı istenmiş benden. Cevap 14'tür. Yani cevabımız da şöyle baktığımız zaman 5 şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Kaçıncı soruydu? 25. 25'in cevabı Bursa'ydı. Devam ediyorum. 26 ile. Aşağıda verilen fx eşittir ax doğrusal fonksiyonunun grafiğinin y eşittir x doğrusuna göre birinci açı ortay doğrusuna göre simetriye alındığında gx eşittir nx fonksiyonunun grafiğiyle çakışıyor. Yani üst üste biniyorlar yani. Şimdi ben y eşittir x fonksiyonunu şöyle çizdiğim takdirde e, bunun simetriği buymuş ya Şimdi y eşittir x eksenine göre y eşittir x fonksiyonuna göre ben neden simetrik alırım ki bir fonksiyonu? Niye yani? Mesela x eksenine göre simetri alabilirdim, y eksenine göre simetri alabilirdim niye y eşittir x'e göre aldım? Çünkü e, burada bize ters fonksiyonu vurgulamaya çalışıyor. Yani gx fonksiyonu fx fonksiyonunun ters fonksiyonuymuş gençler. O halde ben şunu söyleyebilirim. fx eğer a kere x ise f'in tersinde x fonksiyonu 1 bölü a çarpı x'tir. Ve bu da n çarpı x'e yani gx'e eşittir. O halde demek ki 1 bölü a n'ye eşitmiş arkadaşlar. Hayırlı işler. Güzel. Şimdi diyor ki N sıfırdan büyük sayısı için sıfırdan N'ye kadar Gx, Dx. Dur bir dakika. Gx yukarıdakiydi. Ben bunu şu ucundan tuttum. İstediğin yerden tutup alabilirsin. Hiç fark etmez. Ben buraya kardeş N dedim. Sıfırdan N'ye kadar Gx, Dx demek ne demek? Sıfırdan N'ye kadar G'nin altında x'in üstünde kalan alan demek. Yani şuradaki sarı bölgenin alanından bahsediyor. Bu sarı bölgenin alanı sıfırdan yine N'ye kadar Fx, Dx. Yani sıfırdan N'ye kadar... E, f'in altında x ekseninin üstünde kalan alan demek. Yani şuradaki yeşil bölgenin alanı demek. Şimdi buradaki alan yeşil bölgenin alanının 16 katıymış. Yani eğer ki ben buranın alanına a dersem büyük üçgen yani şuradakinin alanı 16 a olacak. O zaman şuradaki sarı bölgeye ne kalır? 15 a kalır değil mi? Tamam. Şimdi gençler o zaman şöyle diyebilir miyim? Ben burası k ise da e, tabandan kaynaklı. Burası nedir? 15K'dır. Yani buranın tamamı da 16K'dır diyebilirim. Eğer burası K ise. Şimdi buranın absesinin ben ne olduğunu biliyorum. F fonksiyonunda bunu yerine yazarsam A çarpı N gelir. Neresi? Şurası. Yani K'dır bu. Şimdi peki 16K neye eşit olur o halde? Bunu nasıl bulurum? 16K'da biliyorsun şuradaki ordinat. N'ye gidelim. G'de yerine yazarım. Yazdığım takdirde de N çarpı N'den N kare gelir. Şimdi bu eşitliği yakaladıktan sonra ben her iki tarafı birbirine bölersem bu eşitlik bana 1 bölü 16'yı verir. N ile N'i götürdüm. A bölü N eşittir 1 bölü 16 geldi mi? Geldi. İçler dışlar yaparsan 16 A eşittir N olur mu? Olur. Peki N neydi? Veya bizden N soruluyordu da 1 bölü A dediğim şey N değil miydi? O zaman A eşittir 1 bölü N olmaz mı? Olur. O zaman ben A gördüğüm yere 1 bölü N yazarsam 1 bölü N kare gelir. 1 bölü 16'ya eşitse N buradan 4'ün ta kendisidir. 4 değildir. N'yi pozitif seçtik. N sıfırdan büyük demişti. O halde N kaçtır? 4'ün ta kendisi yani cevabımız C şıkkında verilmiştir arkadaşlarım. 26'yı çözdük. Devam edelim. 27 ile. Geldik trigonometriye gençler. Hadi bakalım. X'ler sıfırla pi aralığında. 1 veya 2. bölgede. Sin kare x artı cos x çarpı 1 artı cos x demiş. Şimdi dur. Şunu şuna dağıtırsam cos x gelir mi? Gelir. Şunu şuna dağıtırsam ne gelir? Cos kare x gelir. Peki buradaki cos kare x ile sin kare x'in toplamı nedir? 1. 1 artı kosinüs x. Ama özdeşlikler ne güzel bir şey değil mi? Bölü alt tarafa bakıyorum. Şimdi dur. Kotanjant x neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Kosekant da 1 bölü sinüstü. Ben bunları toplarsam 1 artı kosinüs bölü s gelir mi? 1 artı kosinüs x bölü sinüs x dedim buraya da. E tabi doğal olarak şunla şu birbirini götürür bunu da ters çevirip çarparsam gençler sol tarafın komplesi sinüs x'e eşitmiş. Yani şurada kocaman ifade var ya işte orası sinüs x'miş arkadaşlar. Tamam bu da neye eşitmiş o zaman? Sinüs 4 x'e. Al sana trigonometrik denklem sorusu. Bu eşliği sağlayan kaç farklı x gerçek, gerçek sayısı vardır diyor. Sinüsü denklemleri nasıl çözüyorduk? Şöyle ki 4x eşittir. Ya buradaki 4x x'e eşittir. Ya da buradaki 4x 180 eksi x' e eşittir değil mi? Tabi artı 360 k fazlasıyla ve tabi artı 360 k fazlasıyla. Şimdi şu x'i aldım sol tarafa gönderdim 3x eşittir 360 k oldu. Bu eksi x aldım bu tarafa gönderdim 5x eşittir 180 artı 360 k olmuş oldu. Bana 3x veya 5x gerekmiyor. Bana x lazım x Tamam 3'e böldüm x eşittir 120k 5'e böldüm. X eşittir. 36 artı 72K yaptı. Ha Çok güzel. Şimdi K değerlerim benim burada tam sayılardı gençler. K'lar birer tam sayıydı. Negatif olur, pozitif olur, sıfır olur. Tam sayıydı. Peki ben burada X'leri 0 ile 180 derece arasında düşürecek biçimde K'ları nasıl seçerim? Mesela ben burada K'ya sıfır verirsem X sıfır olur. Bunu istemem. Çünkü sıfıra eşitlik yok. Ama K'ya 1 verirsem X 120 derece olabilir. 2 verdiğim takdirde 240 oluyor. 180'i geçiyor almıyorum. Demek ki burada sağlayan bir tane varmış. O da 120 derece. Sağ tarafa bakıyorum. K'yı 0 seçtim. X 36 derece geldi. K'yı 1 seçtim. X eşittir 108 derece geldi. K'yı 2 seçersem 144 artı 36'dan X 180 derece gelir. Lakin 180'e eşitlik yok. Bunu alamam. Demek ki burada da kaç taneymiş? 1, 2 taneymiş. 2 tane burada, 1 tane burada sağlayan 3 tane x reel sayısı vardır gençler. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Devam edelim 28'de. X'ler eksi pi bölü 4 ile 3 pi bölü 4 aralığında ve A da pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 aralığında olmak üzere. Tan küp x eksi 1, tan küp x eksi 1 ve tan x eksi 1. Bunların oranı 2'ymiş. Bir de tanjant 2x eksi a artı 1 eşittir 0'mış. Bu denkliğimi sağlayan yalnızca bir tane a değeri olduğuna göre kotanjant a değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi ee, bakalım. Şu benden istediği var ya. Tanjant 2x eksi a. Yani burada bir fark formülü %100 uygulamamız lazım. Ben bunu karşı tarafa fırlatırsam eksi 1 gelir bu. Tanjant 2x eksi a da fark formülü uyguladığım takdirde. Tanjant 2x eksi tanjant a. Bölü dedim. Tanjant 1 artı tanjant 1 artı tanjant 2x çarpı tanjant a'yı verir bana. Bu da eksi 1'miş arkadaşlar. Tamam. Bu cepte. Benim şu an ihtiyacım olan şey tanjant 2x olabilir. Çünkü kotanjant a sorulmuş. Eğer ki ben zaten tanjant 2x'i bulduktan sonra tanjant a'yı elde edeceğim ya. Tanjant a'yı bulursam kotanjant a'yı ters çevirip bulurum. Ona Bu sıkıntı yok. Tanjantik x'i nasıl bulurum? Şimdi gelelim şuradaki bilgileri kullanmaya. Bir kere tan küp x eksi 1 ve tan x eksi 1 arasında ben üst tarafı e, küp farkından yararlanarak açarsam. Çünkü sonuçta burası de küpüdür. Tan x eksi 1. Tan x eksi 1 çarpı. Tan kare x. Artı tan x. Ve artı 1 dedim. Bölü gençler alt tarafta tan x eksi 1'imiz var. Tan x eksi 1. Eşittir bu da kaçmış? 2. 2. Şimdi arkadaşlar buradaki tan x eksi 1'lere bay bay diyeceğiz. Demek ki tan kare x artı tan x artı 1 2'ymiş. Hocam tan kare x artı tanjant x dediğim değere de biri karşı yatarak 1 diyebilir miyim o halde deriz. Bu da cepte. Şimdi bana tanjant 2x lazım demiştim değil mi az önce? Tanjant 2x'i de yarım açı formülüyle yazarsam tanjant 2x neye eşit olur abi? 2 ee, tane tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'tir değil mi bu? Şimdi bana bana tan eksi de bilmiyorum. Ama şu 1 eksi tan kare eksi bulurum sanki. Bak şuradaki tan kare eksi var ya bunu ben karşıya hoplatırsam ne gelir? Tanjant x. Hop tanjant x eşittir. 1 eksi tan kare x olur. Madem 1 eksi tan kare x tanjant x'e eşit. Ben şurada 1 eksi tan kare x gördüğüm yere tanjant x'i yapıştırırım. Tanjant x'leri götürürüm. Tanjant 2x'in 2 olması gerektiğini mis gibi anlarım. Tamam. Şimdi güzel kardeşim bura 2'ymiş ya yerine yazalım. 2 eksi tanjant a bölü 1 eksi şurası 2 idi 2 iki tanjant a. Bu bana neyi veriyormuş? Eksi 1'i. Hadi içler dışlar yapalım. 2 eksi tanjant a eşittir. 2 tane tanjant a ve eksi 1'i verir bana. Şunu şu tarafa gönderdim. 3 tane tanjant a yaptı. Tamam mı? Ee, bakıyorum eksi 1 ile çarpmıştım değil mi ben burayı? 2 tanjant A. Şurası arkadaşlar yanlışımız var. Yanlışımız var. Söylüyorum yanlış hazır mısın? Tanjant fark formülü yanlış yazdık ya lan. Tan 2x eksi tan A. 1 artı tan 2x e, çarpı tan A. Şurada artı vardı. Ben burayı eksi yazdım. Burası artı arkadaşlar. Burası artı. Şimdi o zaman şurayı bir daha yazalım. Diyorum ki eksi 1 ile çarptığım takdirde eksi 1 eksi 2 tanjant A yapar. Sonra eksi 2 tanjant a'yı sol tarafa fırlattım ne geldi? Tanjant a geldi. 2'yi karşıya atarsam ne gelir? Eksi 3. Ne demiştim abi ben? Tanjant a'yı bulursam kotanjant a kolay çarpımsal tersidir. O zaman çarpımsal tersi olan kotanjant a nedir? Eksi 1 bölü 3'ün ta kendisidir. Yani cevabımız b şıkkında verilmiştir diyebiliriz gençler. Geçelim 29'a. Alanının sayısal değeri bir köşesinin orta noktasına dayandığı doğrusal çubuğun uzunluğunun sayısal değerinin yarısına eşit olan. Yani şimdi dur. Burası tam orta noktasıymış bu çubuğun. Buraya buraya eşit. Ve ben buraya A dersem burası da A olacak. Çubuğun uzunluğu etti 2A. Ve alanının sayısal değeri bu çubuğun uzunluğunun yarısına eşitmiş. Yani bunun alanı A'ymış arkadaşlar. Tamam şimdi şekil 1 ve şekil 2'de iki, iki biçimde gösterilmiş. doğruyla dikdörtgen arasında kalan üçgenler birbirine eşitmiş. E neresinden bahsediyor? İşte şuradaki üçgen ve buradaki üçgenden bahsediyor. Bu üçgenlerin de birbirine eşit olduğu dile getirilmiş. Şuradaki açı x ise eşit olduğu için ben buradaki açıya da x demem gerekiyor. Şekil 2'de verilen zeminle doğru arasındaki açı x olduğuna göre çubuğun uzunluğunun x türünden eşiti hangisidir diye soruluyor. Şimdi gençler şöyle bir şey yapılabilir. Burası eğer açı x ise ve burada hipotenüs uzunluğu yani şurası dik ise dikin karşısı hipotenüs. Hipotenüs uzunluğunun sinüs x ile çarparsam ben buradaki uzunluğu elde etmiş olurum ki burası a çarpı sinüs x'tir. Ve hipotenüs uzunluğunu kosinüs x ile çarparsam o da bana buradaki uzunluğu verecektir. a çarpı kosinüs x'tir. Bu üçgenler birbirine eşitse demek ki burası da bak burası a olduğundan kaynaklı. Burası a çarpı sinüs x'tir. Ve ben dikdörtgenin uzun kenarının da artık a çarpı kosinüs x olması gerektiğini anladım. Üçgenin alanını artık geçiş yapabiliriz. Yani a kare çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Ve bu alan bize neyi veriyormuş? A'yı veriyormuş. Çünkü ben bunun alanının A olduğu bilgisine daha henüz şu yukarıdaki paragrafı okurken elde etmiştim. Her iki taraftaki A'ları sadeleştirirsem A çarpı sinüs x çarpı kosinüs x bana neyi verecektir? Tabii ki de 1'i verecektir. Şimdi bize diyor ki çubuğun uzunluğunun x türünden eşiti. Yani ben burada a'yı yalnız bırakacağım bir kere. a eşittir 1 bölü sin sinüs x çarpı kosinüs x dedim. Bizden istenen çubuğun uzunluğu olduğu için bunu 2 ile çarp diyor. Bunu da 2 ile çarp diyor. Ve gerçek YKS gurmeleri bilir ki 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x aslına bakarsanız Tanjant x artı kotanjant x'in ta kendisidir. Bunu soru çöze çöze elde etmemiz gereken bir bilgi bu. Artık e, bizim için bir trigonometrik özdeşlik gibi bir şey haline geldi. Çünkü durmadan soru çözüyorsunuz. E, anlamayanlar için de hemen söyleyelim. Bilmek zorunda değilsin. E, Tanjantı s bölü c. Kotanjantı da c bölü s. Yani sinüs bölü kosinüs ve kosinüs bölü sinüs olarak ifade edersek. Burayı s ile burayı c ile genişlettiğin takdirde. Üst taraf s kare artı c kareden bir yapar. Alt tarafta da s çarpı c gelir. Bak 1 bölü sinüs çarpı kosinüs tan x artı kot x'miş. Yani o, o halde ben buraya tan x artı kot x dersem şu şekilde 2 ile çarptığım takdirde çubuğun uzunluğu olan 2 a'yı bulurum. Yani 2 parantezinde tan x artı kot x bana aslında cevabın ta kendisini verir. O halde aşağı doğru indik. Doğru cevabımız nerede verilmiş bak. A şıkkında verilmiş diyebiliriz. Böylelikle 29'da çözdük. Geçtik 30'a. Bir m sayısı sinüs 12 dereceye eşit olarak verilmiş ya da sinüs 12 m'ye eşit olarak verilmiş. Buna göre bu ifadenin m türünden eşiti isteniyor bizden. Şimdi kosinüs 78 dediğim şey zaten 90'a tamamladığı için sinüs 12 derecenin ta kendisidir. Yani o kısım m'ymiş aslında çarpı. Şimdi kosinüs 66'ya bakıyorum. Kosinüs 66 da yine bunun 90'a tamamlayan açısı 24 olduğu için burası aslında sinüs 24'tür. Ve ben sinüs 24'ü 2 çarpı sinüs 12 çarpı kosinüs 12 biçiminde yarım açı formülünü kullanarak sinüs yarım açısını kullanarak ifade ederim. Sinüs 12 yine karşıma m olarak çıkacak burada. Şimdi bir tane dik üçgene ihtiyacımız var. Şurası 12 derece olsun dedim. Burası dik. Sinüs 12 m ise bak burası m'dir. Burası 1'dir. Karşı bölü hipotenüs m'ye eşit olsun diye bunu bu şekilde yazdım. E haliyle buradaki kenar da 1 eksi m karenin karekökü olur. Pisagor'dan. Şimdi bana kosinüs 12 lazım. Kosinüs de komşu bölü hipotenüs olduğu için demek ki şurası 1 eksi m karenin kare köküymüş. Aynı zamanda sinüs 78 de kosinüs 12 olduğu için burası da sevgili arkadaşlarım 1 eksi m karenin kare kökü olur. Yani m çarpı demiştim. Sinüs 24 şurasıdır. 2 çarpı m çarpı kare kök içinde 1 eksi m kare dedim ve çarpı yine karekök içerisinde 1 eksi m kare olduk. Sinüs 78 dediğim ifade yani kosinüs 12 dediğim ifade. Şimdi gel gelelim şuraya bölü dedim. Sinüs 66 nedir abi? Kosinüs 24'tür. Hemen yarım açıyla bu kosinüsü de 12'ye çevirebilirim. Yani açıyı 12'ye düşürebilirim. Bunun için de sinüsü kullanalım uğraşmayalım. Çünkü sinüs 12 elimizde var zaten. 1 eksi 2 çarpı sin kare 12 diyebilirim bak ben buraya. E sinüs 12 m ise demek ki burası da aslında 1 artı. Bak sin 66'yı yazıyorum şimdi. Şurada kullanacağım. 1 eksi 2 çarpı m kare yapar. Şimdi alt kısım 2 eksi 2 m karedir. Yani 2 parantezinde 1 eksi m karedir. Hemen üst tarafa geçtim. m kare çarpı 2 çarpı 1 eksi m kare yaptı. Bak şu iki tane kare köklü ifadenin çarpımı 1 eksi m kare. Şimdi burada da m kare çarpı 2 var. m ile m'yi çarptım. m kare çarpı 2. Bölü alt tarafta ne var? 2 parantezinde 1 eksi m kare var. Şimdi buradaki 1 eksi m kareler ve ikiler birbirini götürürse zaten karşına cevabın çıkacak. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtik 31'e. Aşağıda üst yüzeyi dikdörtgen biçiminde olan bir masanın A köşesine sabitlenmiş ve kalınlığı da önemsiz olan doğrusal bir kırmızı ip şekildeki gibi gösteriliyor arkadaşlar. İpin uzunluğu masanın köşegen uzunluğuna eşit olup Masanın üst yüzey alanını da 1'e 4 oranında bölmüş. Şimdi ben bu masaya tam olarak üstten baktığımı düşünürsem şöyle bir görselle karşılaşırım. Buradaki ipimiz de şu şekilde bölmüş. Buradan hatta 8 birimde sarkmış değil mi? Şimdi pekala ben eğer şura A dersem bu ipin şurada kalan uzunluğuna A dersem burası 8 santim olduğunu biliyorum. E buranın 12 santim olduğunu biliyorum. Bir de gençler masanın alanını 1'e 4 oranında parçalamış. Doğal olarak ben buraya a birim kare dersem burası 4 a birim kare olacaktır. Yalnız şöyle bir durum var köşegenden de bahsettiği için ben bunu köşegenle böldüğüm takdirde biliyorsun dikdörtgeni köşegenle böldüğüm takdirde iki tane eşit alan bulursun. E burası tamamı 5A ise 5A'yı 2'ye böldüğüm zaman 2.5A gibi bir değer gelir. O 2.5'larla uğraşmamak adına ben diyorum ki az önce 2A dediğim yere şimdi 2A diyorum. Doğal olarak diğer taraf 8A olacaktır. E toplam 10 a'yı 2'ye böldüm. 5 a ise demek ki buraya 3 a kalır. Burası da 5 a'ymış diyebilirim. Şimdi bu alan ve kenar ilişkisinden 3 a'ya 12 kalıyorsa 2 a'ya 8 kalır. Bak burası da 8'miş. 12 8 daha bak burası 20'ymiş. Aynı zamanda bu ipin kırmızı ipin toplam uzunluğu a artı 8 ise bu da köşegen uzunluğuna eşitmiş ya soruda vermiş bize. Burası da a artı 8'dir. Şimdi senden ricam şuraya iyi bak. Ben şuradaki kenara x demek istiyorum. Buradaki kenara eğer x dersem şuradaki üçgene odaklanmanı rica edeceğim. Buradan Pisagor yardımıyla x'e bağlı bir şeyler elde edebiliriz. Aynı zamanda bir de şu büyük üçgene bakmanı rica ediyorum. Bu büyük üçgende de yine Pisagor'dan x ve a hakkında bir bilgiler elde edebiliriz. Şimdi ben buradaki x'i, x'in karesini nasıl bulurum? Şunun karesinden 8'in karesini çıkararak elde ederim. Yani a kare eksi 64 diyebilirim bu cepte. Bir de aynı şekilde büyük üçgende ikisinin karesini nasıl elde ederim? İkisinin karesi eşittir. Şunun karesinden 20'nin karesini çıkarırım. Yani a artı 8'in karesinden 20'nin karesini çıkardım elde ettim. Şimdi ikisi de x kare değil mi? O zaman bunların ikisi birbirine eşit. Yani a kare eksi 64 hocam eşittir. a artı 8'in karesini alırsan a kare artı 16 a artı 8'in karesinden 64 yapar. Eksi bir de 20'nin karesinden 400'ümüz mevcut burada. E, A kareler her iki tarafta bunlar birbirini götürdü. Burada sadece 16 A'mız var. Şimdi 64'ten 400'ü çıkarırsan eksi 336'yı bulursun. Eksi 336. Onu da bu tarafa gönderirsen 336'dan 64'ü çıkarman gerekir. Ki bu da bize 336'dan 64'ü çıkarırsan 272'yi verir. Tamam. Şimdi 16 kere 16 256 idi. 256'nın üstüne bir 16 daha eklenince 272 yapıyorsa demek ki a burada kaçmış? 17. Burası 17. Hocam burası da 8. E, tamam. 8 17 e, burası o zaman 15 olur. 8 15 17 üçgeni geldi. Burası 15 ise, burası 20 ise bu masanın üst yüzey alanı kaç bir kaç birim karedir? 15 kere 20'den o 300 birim karedir diyebiliriz sevgili gençler. 31'i de bu şekilde çözmüş olduk. Gerçekten şık ve güzel bir soruydu. Devam edelim. 32. Dik koordinat düzleminde verilen y eşittir ax artı b doğrusu x ekseni boyunca 4 birim sağa ötelenecek. Şimdi sağa öteleme hareketlerinde biz x'ten çıkarıyorduk. Ne kadar eklediyse ne kadar ötelediyse o kadar çıkarıyorduk. Yani ben burada x gördüğüm yere x 4 yazacağım. Böylelikle y eşittir a parantezinde x eksi 4 artı b doğrusu oluşacak. Yani ax eksi 4a artı b doğrusu oluşacaktır diyebilirim. Şimdi yeni oluşan doğru bu. Aynı zamanda bx artı a doğrusunda x ekseni boyunca 2 birim sola öteliyor. Demek ki ben 2 birim ekleyeceğim. Neye? x'e. O halde yeni fonksiyonum b parantezinde x artı 2 artı a olur. Bunu da düzenlersem eğer bx artı 2b artı a gelir. İkinci oluşan fonksiyonum da bu. Şimdi bana diyor ki y eksenini aynı noktada kesiyorlar. Y eksenini kestikleri noktalar bunların sabit terimleridir. Yani bunlar aynı noktada kesişiyorlarsa y ekseni üzerinde o zaman sabit terimleri birbirine eşittir. O halde ben eksi 4a artı b'yi gittim 2b artı a'ya eşitledim. Buradan 5a eşittir eksi b'nin ta kendisi geldi. Eksi b'nin artık 5a'ya eşit olduğunu biliyorum. Pekala buradan hatta a'yı da eksi b bölü 5 veya b'yi de Eksi 5A biçiminde ifade edebiliriz. Ne diyor bana? Buna göre başlangıçta verilen doğruların eğimleri oranı kaç olabilir? E birinin eğimi A'ydı. Diğerinin eğimi B'ydi. Yani A bölü B veyahut B bölü A soruluyor bizden. E madem B eşittir eksi 5A. Mesela A'yı bu tarafa gönderirsem. <laughs> B bölü A eksi 5 olur. Veya. Ee, B bölü A'yı elde etmek istersem ya da A bölü B'yi B'yi bu tarafa gönderirsem eksi 1 bölü 5 olur. Yani cevabımız ya eksi 5 ya da eksi 1 bölü 5'ti. Olabilir diye sorulmuş. Eksi 5 şıklar da var. Cevabımız A şıkkıydı. Geçtik 33'e. Dikdörtgen biçimindeki ekranın kenarları oranı 5'e 3 olan bir cep telefonu ile alan ölçüleri eşit olan tabanları ekranın kenarına paralel üçgensel iki afişin fotoğrafı şekildeki gibi çekiliyor. Şimdi bak bunların alanları birbirine eşitmiş ha. Üçgenlerin alanları birbirine eşit. Pekala. Çekilen fotoğrafa bakılırken telefon yan çevrilince görüntü kalitesinin bozulmaması için e, ekran oranı korunarak, yani 5'e 3 korunarak üzerindeki uzunluklar aşağıdaki gibi olmaktadır deniliyor. Yani 6'ya 3'ü vermiş burada. Şimdi ben bunu şu şekilde düşünebilirim. 5'e 3 korunacak ya. Yani buradaki 5x birimin 5, x birimde bir uzunluk olsun. Burada da 5y uzunluk olsun. Burası 5x ise ben bu ekranı yan, döndürdüğüm, yan döndürdüğüm takdirde burası 3x olacaktır. Üst taraf 5y ise burası da 3y olacaktır. Şimdi burada 3x eşittir 6 ise x 2'dir abi. x 2 ise yukarı doğru çıktım. Burası 5x'ti. 10 yapar burası. Burası 10. Ve 3y 3 ise demek ki y1. Y1 ise 5y kaçtır? O da 5'tir. Şimdi bakıyoruz abi şurada. İyi dinle. Telefonun e, uzunluğunun dikey uzunluğu, düşeydeki uzunluğu eşit olacak sonuçta. Yani 15, 10 daha 25, 25 daha 25. Demek ki buradaki üçgenlerin şu yükseklikleri de birbirlerine eşittir diyeceğim. Şimdi alanlara eşit bunların. Ben üçgenin alanını nasıl buluyorum? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabana T dedim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu bana alanı veriyor şimdi diğerinin haşları eşit, alanları da eşit. O zaman mecburen tabanları da eşit olmak zorunda. E bunların tabanları eşitse eğer bana sorunun kökünde diyor ki ekran yan tutulurken üçgen afişlerin taban uzunlukları oranı. Yani buradaki tabanlar birbirine eşitse ben bu telefonun ekranını yan, dördüğüm, döndürdüğümde buradaki tabanlarda eşit olmaz mı olur? O zaman birbirine eşit olan iki uzunluğun oranı kaçtır? Tabii ki de birdir. Cevap D şıkkı olacaktı sevgili gençler. 33'ü de çözdük devam edelim 34'te. Dik koordinat düzleminde x eşittir eksi 6 ve x eşittir 3 doğrularıyla 3y eşittir x doğrusunun ki ben bunu y eşittir x bölü 3 biçiminde yazmayı seviyorum genel itibariyle. Doğrusunun kesişim noktaları a ve b olsun demiş. Şimdi ben bunu bir resme sana. Şurası x eksenim burası y eksenim olsun. Hemen isim de verelim bunlara x ekseni ve y ekseni dedim. E, x eşittir eksi 6 doğrusu şuradaysa x eşittir 3 doğrusu da buralarda bir yerdedir. Hemen isimlerini de yazalım. Burası 3, burası eksi 6. Ve y eşittir x bölü 3 de biraz şu şekilde başlar. Bu şekilde devam eder. Bak x orijinden geçecek şekilde biraz daha böyle y eşittir x'e göre yatıktır. Şimdi bunun ismi x bölü 3. Bu doğrunun ismi x bölü 3. 3'ü yerine yazarsam şuradaki uzunluğu bulurum. 1. Eksi 6'yı yerine yazarsam şuranın ordinatını eksi 2 bulurum. Yani şurası eksi 2'ymiş ama uzunluk olarak tabii ki burası 2'dir. Negatif olan uzunluk oluşmayacak biliyorsun. Şimdi demek ki şurası kaçmış hocam? Eksi 2'ymiş hemen onu da gösterdim. Pekala AB doğru parçasının orta dikme doğrusunu. Ee, y eksenini kestiği noktanın ordinatı soruluyor. Şimdi öncelikle ben şu doğrunun yani AB doğrusunun eğimini hesaplayabilirim şuradaki üçgenimi devam ettirirsem şurasının dik olduğunu biliyorum. Ve şurası eğer 3 birimse şurasının da eksi 6'dan 3'e e 9 birim olduğunu biliyorum. Yani eğim burada kaçmış? 3 bölü 9'dan 1 bölü 3. Bunun eğimi 1 bölü 3 ise ben bunun orta dikmesini çiziyorum şimdi. İyi dinle. Şuraları sildim. Varsayalım ki tam olarak orta noktası şöyle göz kararı şurası olsun. Ben buna şu şekilde bir dik indirdiğim takdirde aynen bu şekilde Şurası diktir. Orta dikme uzunluğu da budur arkadaşlar. Orta dikme doğrusu bu. Pekala. Bunun eğimi ne olur? Şimdi bu doğrunun eğimi 1 bölü 3 ise birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımının eksi 1 olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla bunun eğimi de eksi 3'tür. Ve eğim eksi 3 olan doğruyu ben yazmak istersem y eşittir dedim. Eksi 3 x de başlayacağım. Eğim eksi 3 olduğu için. Şimdi bunun tam olarak orta noktasının koordinatlarını bulabilirsem yani eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazacağım ya bunu kullanırım. Ben bunun tam orta noktasını nereden bilirim? Şu şekilde hesaplayabiliriz. Burası hocam zaten 3'e 1 değil miydi? Şu noktanın kendisi de eksi 6'ya eksi 2 değil miydi? O halde 3 ile eksi 6'yı topladım. Eksi 3'ü 2'ye böldüm. Eksi 3 bölü 2. Bak burası eksi 3 bölü 2'ye. Eksi 2 ile 1'i topladım. 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2'ymiş. Yani apsisi eksi 3 bölü 2. Ordinata eksi 1 bölü 2. Ben şimdi y gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazdım. Eşittir. Eksi 3 kere eksi 3 bölü 2 9 bölü 2 yapar. Artı bir de bunun burasında b'si olacak ya sabit terimi. Ne olduğunu bilmiyorum. Artı b dedim. 9 bölü 2'yi sol tarafa fırlatırsam eksi 9 bölü 2 diye geçer. Eksi 10 bölü 2 yapar. Eksi 10 bölü 2 de eksi 5'tir. Yani b burada kaçmış? Eksi 5. O halde ben buradaki b'yi sildim. Ve bunun yerine artık orta dikme doğrumun denklemi hazır. Eksi 3x eksi 5'miş. Şimdi gençler benim şuradaki orta dikme doğrumun yani şu doğrumun denklemi eğer buysa bunun y eksenini kestiği yer aslında bu doğrunun sabit terimidir. Yani eksi 5'tir cevabımız da e şıkkına verilmiştir diyebiliriz 34. sorumuzun. Devam edelim 35'te. Aşağıdaki şekil 1'de gösterilen saatin kordonunu oluşturan 14 eş parçadan 5 tanesi çıkarıldığında şekil 2'deki görüntü ve uzunluk elde ediliyor. Şimdi şekiller üzerinde verilen uzunluklar aynı birim cinsinden verildiğine göre daire biçimindeki kadının yüzey alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi bak burada 14 taneymiş 5 tanesi çıkarınca bu kalmış abi. Ben bunların her birinin uzunluğuna k dersem kaç tanesi çıkarılmıştı? 5 tanesi. 5k kadar eksilmiştir. Peki buradan yani 41'den 28.5'a ne kadar eksilmiş? Tabii ki de 12.5 kadar eksilmiş. O halde k kaçtır? 2.5 birimdir. K buçuk birimse benden bu saatin şu kısmının tamam mı daire biçimde olan yüzey alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi burada bak. Bu saatin şuradaki çembersel kısmı şuradaki e, doğruya dik. Burası da buraya teğet özür dilerim. Burası da buraya teğet. Madem öyle burada 4 tane burada 5 tane varsa toplam 9K vardır burada. 9K'ya ben şunun çapını yani 2R'sini eklersem bu bana 28.5'u verecek. Şimdi K 2.5'sa 9 kere 2.5 22.5 yapar. Demek ki 2R kaçmış? 6'ymış. 2R 6 ise R kaçtır? 3'tür. Bana buranın alanı soruluyorsa pi kareden bulurum. Pi çarpı 3'ün karesi bana 9 pi'yi verir. Hayır uğurlu olsun. Cevabımız 9 pi'ydi. Yani cevap C şıkkında verilmiştir deriz. Geçelim sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan üçgenin diklik merkezi 9'a 3 noktasıdır denilmiş. Şimdi dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde ise ben şu şekilde x eksenimi çizdim, y eksenimi çizdim. Bir köşesi kesinlikle orijindeymiş. Onu biliyoruz artık 0'a 0 noktasında. Diklik merkezinin de 9'a 3 olduğunu biliyoruz. Ben üçgeni eğer şu şekilde oluşturacak olursam tamam mı? E, diklik merkezi şuradan bir dik indirdim arkadaşlar. Bu diktik merkezi şurada bir yerde olacak. Sonuçta bu dikmenin üstünde bir yerde olmasını bekleriz. Ama artık şunu da biliyorum ki buranın absisi 9'muş ve şuranın uzunluğu da kesinlikle 3 birimmiş. Çünkü buna karşılık gelen ordinat 3'müş. Pekala. Daha sonrasında bu üçgenin bir diğer köşesi de 14'e 0'muş. Orası da burasıdır. 14'e 0. Tabii ben soruyu daha öncesinde bildiğim için direkt diğer köşesini x ekseni üzerine çizdim. Kusura bakmayın. 14 burası olacak. Peki... Madem burası diklik merkezi demek ki diklerin kesiştiği noktaymış. Yani ben bunu buraya çekersem şurası da dik olur mu arkadaşlar? Olacaktır. Peki gel gelelim şu kısma. Neyi soruyor? Üçüncü köşesinin koordinatları toplamı. Yani şuranın koordinatları lazım. Buranın koordinatları bulmak için de şuradaki k dediğim yeri hesaplamam gerekiyor. Ki 9 da 3 artı k'yı toplayayım cevabı ortaya çıkarayım. Peki ben bunu nasıl yaparım? Burada burası dikse burası da diktir ya. Ben geldim buraya alfa dedim hocam. Buraya alfa dedim. Ee, ve şurasına da beta dedim. Burası da 90 olduğu için alfa beta toplamının 90 olduğunu biliyorum artık. Şimdi burası beta ise ve burası dikse e, haliyle burası da alfa olmasını beklerim. Şimdi bu alfaları kullanarak ya tanjantını ya da kotanjantını elde edersin. Ya da benzerlik yaparsın. Mesela tanjant alfa dediğim şey şuradaki üçgenimde kaçtır? 3 bölü 9 bak karşı bölü komşu burası 9 birimdi sonuç olarak. Yani 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 mü? O zaman bu tanjant alfa değişen bir şey değil yani alfa değişmediği sürece tanjantları korunur. Alfanın tanjantı 1 bölü 3 ise karşısı kaç birim abi? 5 birim. Karşısı 5 birimse komşusu kaçtır? 15'tir. Yani şu uzunluk bana 15'i verecekmiş. Bu uzunluk 15 ise kimse kusura bakmasın buranın ordinatı 15'tir. Yani benim üçgenimin son köşesi 9 apsisli 15 ordinatlı köşeymiş. Koordinatlar toplamı sorulmuş. 9 artı 15'ten 24 cevabı verir. Doğru cevap C şıkkıydı dedik ve geçtik 37'ye. Şimdi Ahmet diye bir vatandaş var. Yeşil ve sarı renkli eştare biçimindeki iki kartondan yeşil olanı sarı olanın altına koyuyor. Sarı olanı da bir, bir miktar şöyle e, sağ tarafa doğru sana göre gösterecek olacağım. Sağ tarafa doğru çekmiş. Peki sonra yeşil kartonun görünen kısmını kesmiş ve yeşil renkte bir hilal elde etmiş. Ahmet hilali çevreleyen çember yaylarından birinin ölçüsünü 200 derece bulduğuna göre diğer yayın ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 200 derece bulduğu şey aslına bakarsan dışarıdaki olmak zorunda çünkü dışarıdaki yay daha uzun arkadaşlar. 200 derece dışarıdakidir. Yani şurasıdır. Şimdi ben bu yeşilin görünmeyen kısmını tamamlamaya gayret gösterecek olursam şöyle geldim bak buradan. Şu şekilde tamamlayabilirim. Hop döndüm. Ve şu şekilde vay be baban da mı çember çizerdi dedim nazar değdirdim. Şöyle tamamladım. Tamam. Şimdi tamamladığım takdirde şöyle bir olay var abi. İyi dinle. Burası 200 derece ya. Ben şunu şuraya noktayı koydum. Bu yeşil çemberin merkezi olsun istedim. Şurası yeşil çemberin merkezi gibi düşünelim. E şimdi bu taraf 200 ise geri kalan yer yani şuradan şu şekilde gösterecek olursa Diğer taraf kaçtır abi? E tabii ki de 160 derecedir şurası. Şimdi burası 200 derece. Yeşil üçgenin bir kısmı dışarıda kalmış şu tarafı. E bu tarafı içeride kalmış. Sarı üçgenin de aslına bakarsan burası içeride burası dışarıda. Dışarıdakiler birbirine ve içeridekiler birbirine eşit olur. Yani burası da 200 derecedir. Burası 160 ise burası da 160 derecedir. Ki bana demişti ki hilali çevreleyen çember yaylarından birisi 200 ise Diğeri kaçtır? E biri 200 ise içerideki de 160'mış. Yani cevabımız 160 derece olacakmış. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş gençler. Geçtik 38'e. O merkezli daire biçimindeki bir kağıt parçası dik koordinat düzleminde eksenlere teğet olacak biçimde yerleştirildikten sonra x ekseninde paralel olacak biçimde bir parçası kesiliyor. Kesilen parça da şöyle açılıyor. Zippo çakmağın şey gibi e, açılır kapanır yeri gibi kapağı gibi açılıyor. Ve BC de yine x eksenine paralel olacak biçimde şuradaki C noktası ile A noktası çakıştırılıyor. Tamam mı? Ve şekil elde ediliyor. Diyor ki buna göre çemberin yarı çapı kaç birim karedir? Yarı çap bulacağız. Şimdi yarı çap bulacaksak yarı çap üzerinden ilerleyelim. <laughs> bir zahmet. Öncelikle şu OB yarı çaptır değil mi? Şurası da bir yarı çaptır. Bu da bir yarı çaptır. Tamam anlaştık güzel gidiyor her şey. Şimdi gençler ben şuradan şu şekilde uzattığım takdirde Şurasının yarı çap olduğunu biliyorum ya R. Burası da 16 ordinata sahipmiş. O zaman burası 16 eksi R'dir diyebilir miyim? Vallahi derim. Burası 16 eksi R. E şurası da R'ydi hocam. Şimdi ben e, burası bir kirişe indirilen dikme olduğu için burayı iki eşit parçaya böler. Ben buraya eğer A dersem burası da A olur. E tabi bu tarafta onun üstüne kapanan bölge olduğu için 2 A'dır. E, buraya kadar geldik. Tamam eyvallah. Şurası R'ydi. Bak unutma o zaman ben şuradaki uzunluğa da R'dir hocam diyebilir miyim deriz. Ve bunun da şuradaki noktanın C noktasının apsisinin 34 olduğunu görüyorum. O halde şuranın tamamı bana 34'ün ta kendisini verir. Buranın tamamı R artı 3A olarak ifade edilebilir ki 34'müş. Ben burada A'yı elde edersem hepsini R cinsinden yazabilmek amaçlı. Şimdi 3A burada kaçtır? 34 eksi R'dir. Ve ben bunu gidip e, A'yı yalnız bırakırsam yani 3'e bölersem. 34 eksi r bölü 3 geldi. O cins cins şeyler geldi yani. Şimdi a dediğimiz değer aslında 34 eksi r bölü 3'müş. 34 eksi r bölü 3. Ben şuranın da r olduğunu biliyorum. Şimdi hocam Pisagor göz kırkıyor gibi. Şimdi Pisagor ama yani 34 eksi r bölü 3'ün falan ben şimdi 34'ün karesi yok bölü 3'ler onun karesi bölü 9 gelecek çarçur toplayacağım r kareye falan eşitleyeceğim. Bir sürü iş R zaten sevgili arkadaşlarım bizden R soruluyordu. Ben buradaki şıklarda verilen R'leri tek tek yerine yazabilirim. Ama tabii burada da akıllıca davranmakta fayda var. Yani şuradaki hipotenüs zaten idi. Hipotenüs de şuradaki dik kenarın uzunluğu kaç yapıyor? Hipotenüsün üstüne dik kenarı ekleyince hipotenüsten uzun yapar. Yani R'den uzun gelecektir ki. Demek ki bununla bunu topladım. Ne geldi? 16. O halde 16 kesinlikle R'den büyük olmalı. Ee, demek ki bizim... R'miz 16'dan küçük olacak. Demek ki kafadan direkt A ile B'yi eleyebiliyorum. Güzel. Şimdi 15 olsa yerine yerleştirdiğin takdirde Hocam burası 15, burası 1. e Buranın kök 226 gelmesi lazım. Rasyonel geliyor. E gitti. 12 olursa burası 12 olur. Burası 4 olur. 4'e 12. Şimdi burada yerine yazınca 12, 34'ten 12 çıktı. 22, 22 bölü 3 geldi burası. E şimdi burası 12 burası 4 ise burası yine irrasyonel gelir. E 22 bölü 3 geliyor bu da değil. 10 olursa ama iyi dinle şurası 10 ya burası 6. 6 demek ki burası 8 gelmesini bekliyoruz. Onu burada yerine yaz 24 bölü 3'ten 8 gelir. 6 8 13 geri de geldiğimiz gibi demek ki R'miz kaçmış onun ta kendisiymiş. Böylelikle 38 de çözdük. Geçiyoruz 39'a. Yarı çapı diyor yarı çapı. 21'im olan o merkezi daire şeklindeki bir kağıt parçası şekil birdeki gibi kesilerek iki daire dilimi oluşturuluyor. Sonra bu daire dilimlerinden büyük olanının mavi renkte boyalı yarıçapları e, şekil 2'de gösterildiği gibi birleştiriliyor ve dik dairesel koni elde ediliyor. Zaten konunun açılımını biliyorsun Şuna çok benziyor. Bir tane de şurada şeye eksik, şöyle tabana eksik. Şimdi peki elde edilen konunun yüksekliği 12 birim olduğuna göre küçük daire diliminin yüzey alanı. Şimdi hocam şurası 20 birim olduğunu vermiş bize zaten yarıçapın. Buradaki mavi, buradaki mavi ise demek ki burası da 20 olacak. Ben sana hemen şöyle göstereyim, burası 20. Şimdi ben buradan yüksekliği indirmişim. Bana diyor ki yüksekliği indirdiğin takdirde diyor, bunu da diyor 12 bulacaksın diyor. Ben şimdi şu uçla şu noktayı yani tavandaki merkezi birleştirecek olursam, bu şurası dik olacaktır ve burada bir dik üçgen var. 12-20 ise bak burası 16'dır. 12-16-20 üçgeni 3-4-5'in katı. Burası da 16'ymış. Peki yarı çapının 16 olması gerektiğini bulduk. Peki şimdi ben size şöyle bir soru sorsam. E, bu koninin şu tabanındaki dairenin çevresi acaba bulunabilir mi? E, ben tabanının yarı çapını biliyorsam bu çevreyi hesaplayabilirim. E, 2 pi ile hesaplıyordum çevreyi. 2 çarpı pi çarpı 16 dersem 32 pi gelir. Şimdi bu sarıyla gösterdiğim uzunluk aslında şuradaki pizza diliminin daire diliminin neresini ifade eder? İşte arkadaşlarım o da şurayı ifade ediyor. Yani burası neymiş? 32 pi. Hemen yazdım. 32 pi. Şimdi hocam ben buradaki şu pizza dilimini o aradan kesip çıkarmadan, mavi çizgiler üstünden kesmeden önce bu tam bir daireyken bunun alanı nedir peki? Tabii ki de pi çarpı e, çevresi nedir? Önce onu bulalım. 2 çarpı pi çarpı 20'den 40 pi'dir. Demek ki burası da 8 piymiş. Şimdi gel gelelim bana şuranın alanı sorulmuş bak yüzey alanı kaç pi birim karedir diye. Burada çevreler konusunda 32'ye 8 yani 1'e 4'lük bir oran var. Şimdi ben bunun tamamının alanını hesaplarsam pi çarpı r kareden yani 20'nin karesinden 400 pi gelecek ya 1'e 4 oranı varsa toplamda 5'e bölerim ben bu 400 pi'yi. 5'e böldüğüm takdirde 80 pi gelir. Demek ki buranın alanı 80 pi'ymiş. E geri kalan yerde 320 pi olacaktır. Yani cevabımız zaten direkt karşımıza çıktı. Doğru cevap 80 pi. Yani cevap C şıkkında verilmiştir. Şimdi son zorun son zoruna ise son sorunun zamanı geldi gençler. Geçelim son soruya. Hacim ölçüsü 1170 birim küp olan bir dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun üç farklı yüzeyi zemin üzerinde konulduğunda aşağıdaki uzunluk değerleri ölçülmektedirken mükemmel bir soru çok sevdim. Buna göre şekilde görünen... Kırmızı boyalı dikdörtgenin alanı mavi boyalı dikdörtgenin alanından kaç birim kare eksiktir? Ya da mavinin alanı kırmızının alanından ne kadar fazladır diye soruluyor. Şimdi ben şuradaki sarının şuradaki yüksekliğine x dersem eğer. Burası x olursa. Bak burada 4 birim bir boşluk oluşuyor. Burada 3 birim boşluk oluşuyor. Demek ki burası x artı 1'miş arkadaşlar. E burası 4 birim boşluk oluş oluşuyorsa burası da x artı 4'tür. Yani burası x artı 1 ise mavinin uzun kenarı x artı 4 olmaz mı? Şimdi burası x'ti unutmayalım. E, kırmızının kısa kenarı yani şurası arkadaşlar burası da x'miş. Şimdi ben bunun hacminin bu cismin hacminin 3 ayrıt uzunluğunun çarpımı olduğunu biliyorum. Yani x çarpı x artı 1 çarpı x artı 4 olduğunu biliyorum. Ve bu da kaça eşitmiş 1170'e. Şimdi x var bir fazlası var 4 fazlası var. Bunları çarpınca 170 geliyor ama ben bunu kafamdan tahmin edemem. 1170'i gelin gençler bir güzel çarpanlarına ayıralım şimdi sizle. Mesela ben bunu 2'ye bölsem 585 gelecektir. 5'e böldüğüm takdirde 117 gelir. 117 de 39 kere 3'tür. 3'e böldüm 39. Tekrar 3'e böldüm 13 geldi. 13'e böldüm 1'i buldum. Çok güzel. Şimdi iyi dinle bak. 2 kere 5 bana 10'u veriyor. 3 kere 3 9'u veriyor. Burası da zaten tek başına 13. Yani aslında 9 çarpı 10 çarpı 13 bana 1170'i veriyormuş. O zaman bak buraya yazıyorum 9 bir fazlası 10 4 fazlası 13 9 çarpı 10 çarpı 13 bana 1170'i verdi hayırlı uğurlu olsun x 9'muş. Şimdi arkadaşlar şurası kaç 10 şurası 10 burası kaç 13 e şimdi geldim şuraya şurası 13 değil miydi e burası 9'du kırmızının alanı 9 kere 13'tür Mavinin alanı 10 kere 13'tür. Bu bundan ne kadar eksik? 1 tane oruç kadar eksik. Yani cevap B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler. Sizle beraber çok güzel bir AYT denemesini bitirdik. Barış yayınları birinci deneme. AYT matematik denemesi 8 denemenin birincisini bitirdik. Artık sırada 7 tane daha denememiz yani 280 tane daha sorumuz var. Bu birbirinden güzel sorulara farklı bir yorum getirebildiysem ne mutlu bana. Zaten matematik bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Hem sizde hem de bizde bu şekilde gelişiyor. Umarım sevgili arkadaşlarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Ee, tabii ki beğeneceksin de. Beğenmişindir inşallah diyelim. Umarım yararlı olmuştur diyelim. Beğenmeden ziyade umarım yararlı olmuştur diyelim gençler. Evet, bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Tek tek cevaplarım hiç üşenmem. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonuçta bizim de motivasyonumuz bu arkadaşlar. Sonraki denememiz ikinci deneme. Ama sonraki videomuz tabii ki deneme videosu olmayacak. Şu an bir TYT AYT tekrar kampı içerisindeyiz. Tekrarlarımızı yapıyoruz ve sizlere çok güzel bir TYT AYT soru çözüm kampı ayarlamayı düşünüyorum. Daha öncesinde yapılmış kampların yani AYT matematik, TYT matematik ve problemler daha öncesinde çekilen videolarla Güzel bir kamp programı ayarlayacağım ve 20 gün gibi kısa bir sürede bu 3 kitabı toplamda 1080 soruyla beraber ki Barış hocam, Barış hocamın soruları gayet kaliteli biliyorsunuz. Bu soruların da bunlardan aşağı kalır yanı yok. Ciddi anlamda ÖSYM tarzı, ÖSYM vurgusu yapılan sorular arkadaşlar. Bu 1080 tane soruyla net arttırma kampı yapacağız, net arttırma challenge yapacağız. O videolarda da artık o kamplarda da görüşelim diyelim. Gençler kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.